Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu iş çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nigam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Ethancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Abisinin emaneti gelininin evinde kaldı. Herkes sahip çıkarken benim görümcem bana bunu yaptı. Evet, görümcem evli sevgilisiyle kaçarken aldı bunları götürdü. 7 tane vurma bilezik. Evet. Bunlar yaklaşık 420 bin lira değerindeymiş. Akıl bulandıran fotoğraf. Sevgili diyor senin için. Sevgili mevgili yok abla. Bu ne Şahin bu ne? Firari görümce Müge Anlı'da bulundu. Sen nerelerdesin? Ya Müge Hanım ikimiz beraber konuşarsın. Burada konuşmayalım. Dönelim doğru yola. Bu altınlar nereye gittiyse sen bana bir söyle. Sen sağ ben selamet. Ben almadım Müge Hanım. Canlı yayında gözaltına alındı. Emniyet ekipleri gelmiş, evet. Bir yakalamazlık gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim Müge Hanım, Allah razı olsun. Altınlar nerede olabilir? Bilmiyorum beyefendi. Ne hala düşünüyorum. Annemle Şahin sevgiliydi, gerekirse de tüm kayıtları çıkarırım diyor. Bak Hamide'nin oğlu diyor. Gece saat 1:30 Şahin Bey süper gitti. Evine hemen aşağıdık bu parkta ve sonra onları yakaladık. Bizi bir yakalamalı, yarın konuşuruz. Yayınımızın ardından neler yaşandı? Sıcak gelişme. Az sonra Müge Anlı'da. 6 aylıkken terk edildi. Abi 2 yaşındaydı annem terk ettiğinde. Ben 6 aylıkmışım o zaman. O günden bugüne de hiç görmedim kendisini. Yıllarca hasretini çekti. Ona bir kere anne demek, ona sarılmak istiyorum. Onu mesela özlüyorum ama neyi özlediğimi de bilmiyorum. Çünkü hiç onu görmedim. Bir fotoğrafın rüyası. Elimde bir fotoğrafı var. O da zaten geçen sene elime geçti. Ona kızgın değilim, kırgın da değilim. Sadece sarılmak ve ondan dinlemek istiyorum. Kimseden değil. En güzel hayal. İnşallah duyuyorsa da çıkar gelir. O da beni kucaklamak ister. Ben artık anne demek istiyorum. Sinem Yanık'ın aradığı annesiyle ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Kaybolduğu teyzesinden öğrenildi. Oğlumun da haberi yokmuş eve gelmediğinden. Babasının teyzesi beni arayınca benim öyle haberim oldu. Kardeşi hayatından endişe etti. Abimin kaybolduğunu iş arkadaşımdan öğrendim. Benim abim ortadan kaybolacak bir adam gerçekten de değildi yani. Başına da bir şey geldiyse kimse size zannetmesinler. Ödüllü baklavacı Ercan canlı balıkla ilgili sıcak gelişme. Az sonra Müge Anlı'da. Annelerinin ölümünde erkek kardeşten şüphelenen kız kardeşler. Biz buraya geldik, iki kız kardeş, erkek kardeşimizden şüpheleniyoruz. Ya abim aldı öldürdü ya da abimin alacakları yaptı. Bu olaylar olduğunda siz oturup hiç yüzleşmediniz. Hayır, barışmaya gibi Müge Hanım. Ne olur Müge Hanım bize yardım edin. Anne acısı çok değişik bir şey yani. Sorular. Her taraf kilitliydi, hiç açık ama değil. Ama sen gittiğinde abin orada mı? Evet, benimle beraber merak edip içeri bile girmedi. Yok, bizim arkamızda dursun madem. Yapmadıysa bile o biliyor Müge Hanım, onun yüzünden oldu bunlar. Kuskularla dolu noktalar. Annemin önünü kesip oğlum paramızı yedi diye annemden parasını istiyorlarmış. Ölümünün ardından o paralar altınlar da evet. Çıkmıyor. O hayır da yok. Müge Hanım. Erkek kardeşin kız kardeşlerle yüzleşmesi canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Vatanseverlik, fedakarlık, cesaret, mücadele,
yüksek erdemlerin kahramanca sergilendiği bir destan, Çanakkale. Bir yanda medeniyetin tek dişi kalmış canavarı, karşısında iman dolu göğüsler, al renkli zemin üzerinde beyaz hilal. Düşman gemilerinden eksilmedi top tüfek sesleri. Çanakkale'de gördüler Eminelerin, Ayşelerin doğurduğu aslan gibi erleri. Anadolu Türklerin sonsuzluk yurdu. Her Mehmet bir tabur düşman vurdu. Bütün dünya mecbur selama durdu. Çanakkale bizimdir diyenlerin hesaba katmadıkları ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Aziz milletimizin onurlu günü kutlu olsun. Çanakkale zaferini biraz buruk anarız. Çünkü ne yazık ki Çanakkale geçilmezdir diyen atalarımız kanla, mücadeleyle Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Ama daha sonra anlaşmalarla bir baktık düşman gemileri boğazda. Bu bizim sularımızda. O yüzden aslında Çanakkale zaferini buruk anarız. Çok 7'den 77'ye hani lafının en doğru olduğu savaşlardan biridir. Küçücük çocuklarımızı kaybettiğimiz, Türkiye'nin dört bir yanından küçücük çocuklarımızı kaybettiğimiz bir yerdir. Çanakkale zaferi deyince benim burnumun direği sızlar. Allah bir daha o günleri göstermesin. Dünyanın her neresinde olursa olsun savaşlarda son bulsun. Özgürce, mutlu bir şekilde insanlar kendi sınırları içinde yaşamaya devam etsinler. Kimsenin gözü kimsenin toprağında olmasın. Ya tam söyleyemeyeceğim ama geçen ben bunu hiç bilmiyordum. Bu mesela Boğaz'dan falan gemiler geçerken birbirlerine telsizle iletirlermiş ya. İşte mesela işte şu gemi geçti, bu gemi geçti falan. Haberli. Mesela Çanakkale'de o lafı kullanmazlarmış. Yani mesela bir tanker geçtiğinde şuradan çıktı Çanakkale geçti denilmezmiş, Çanakkale geçilmez dendiği için. Oo. Yani çıktı denilmiş. Geçen gün okudum. Bunu tamam anlatamıyorum ama çok hoşuma gitti bak. Bir internetten bakın. Çok duygulandım bunu okuyunca. Bilmiyordum. Böyle telsiz konuşmalarında anlamlı. Evet, telsiz konuşmalarında bu söz hiç kullanılmazmış Çanakkale'den. İşte evet. Mesela kır atıyorum Ahmet'in tırı mesela. Ama tırı diyorum ya. Gemisi, tankere mankere tankerimiz olmadığı için kusura bakmayın. Mesela işte bilmem kim Rus bandrolu işte bilmem gemi ne geçti. Gemi. O geçti denmezmiş. Çünkü neden? Çanakkale geçilmez. Şimdi bugün çok güzel güzel haberlerim var. Bütün dünya devletlerinin zihinlerine, kafalarına Çanakkale geçilmez bir geçittir diye işlenmiş. Evet. Aradan bu kadar sene geçmesine rağmen hala unutulmamış, unutulmayacak. Çanakkale'de geçilmez. Efendim bugün önce güzel güzel haberlerimle başlayalım. Önce Fatma. Fatma sana bir değil iki haberim var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Görümcen biliyorsunuz şimdi bizim Cuma günü yayınımız nerede kalmıştı? Bizim bu Görümce Hamide Aktaş adliyeye sevk edilmişti biliyorsunuz. Savcı karşısında ifade veriyordu. Oradan da mahkemeye sevk edilmesi bekleniyordu. Gerçekten mahkemeye de çıktı ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Şu an cezaevinde. Sağ olun. Allah razı olsun Müge Hanım. Hepimizden. Daha sonra bir daha haberim daha var. Sonra bu Görümcenizin sevgilisi olduğu iddia edilen Şahin Akgül yine stüdyomuzdan sonra programın hemen sonrasında o da tutuklandı. Ciddi misin? O da Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Allah razı olsun Müge Hanım. Sağ olun. Çok şaşırdın ha. Sağ olun. Evet, her ikisi de. Biri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, diğeri de Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi hırsızlık suçlamasıyla. Sağ olun Müge abla, Allah razı olsun. Hepimizden aferin sana da. Çok teşekkür ederim. Bu arada tabii ona da neler oldu, aradılar ettiler işte şeyini, şikayetini geri al falan diye anlatacak ama isterseniz önce bandımızı bir izleyelim. Sen felaketinden sonra evlatlarına sarıldı. Çocuklarıma bir gelecek kurayım derken uçtu gitti. Bunu ağlıyorum.
Bunun için çırpınıyorum. Görümcesi tüm birikimini çalıp kaçtı. Görümcem Hamide çocuğumun nafakasını, eşimden kalan emanetlerimi, paramı alıp evden sevgilisi Şahin'le birlikte uçup gidiyorlar. Müge Anlı görümceyi buldu. Gerçekler açığa çıktı. Ya sen nerelerdesin? Konu ne? Ben anlamadım. Ben almadım Müge Hanım, ben kabul etmiyorum. Bizim emniyete gelmeniz gerekiyor. Alsın şunu. Hırsızlık suçlamasıyla iki sevgiliye tutuklama. Bir felaketle annesini, eşini kaybetti Fatma Tosun. Yaşadığı acının ardından iki evladıyla hayata tutunmaya çalışırken görümcesinin hıyanetiyle bir kez daha sarsıldı. Toplamda yaklaşık 500 bin lirasını alıp götürüyor. Çocuklarımın geleceği de ve benim bir daha bunu biriktirme şansım yok diyor. Yeğenlerinin geleceği için biriktirilen yarım milyon liraya el uzatan görümce Hamide Aktaş'ı, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bulmasıyla olayı çözecek fitilde ateşlenmiş oldu. Fatma Tosun, görümcesinin banyosunda deterjan poşetine gizlenen altınlarına kavuştu. Bomboş girdim karakoldan. Müge ablanın sayesinde ellerim kollarım dolu çıktım. Yetim çocuklarımın hakkını buldum. Yetim yeğenlerinin geleceği için biriktirilen altınları çaldığını itiraf etmek zorunda kalan Hamide Aktaş'ın sevgilisi olduğu söylenen Şahin Akgül de stüdyomuzdaydı. Kadın söylüyor, ben 3 yıldır beraberim diyor seninle ilgili karakolda verdiği ifadede. Abla hepsi yalan. Ben beraber değilim. Ben aynı yerde çalışmışım onunla. Sen onun sevgilisi değilsin, sana takıntı mı yaptı? Evet. Hüseyin gitti senin evine. Kapınızı çaldı. Eşin çıktı. Tamam, eşim çıktı. Tamam, 2-3 gündür ben de görmüyorum. Eve gelmedi dedi. Ya bilmiyorum abla. Hamide Aktaş'la ilişkilerini inkar ediyordu Şahin Akgül. Ancak tanıklar, ihbarlar, konuşulanlar aralarında geçmişte kalan bir ilişkiden daha fazla olduğunu gösteriyordu. Annemle Şahin sevgiliydi, gerekirse de tüm kayıtları çıkarırım diyor. Bak, Hamide'nin oğlu diyor. Gece saat 1:30 Şahin Bey Pendik'te. Evin hemen aşağısındaki parkta. Ve sonra onları yakaladık. İkimizi bir yakalamadı. Yarın konuşuyor. Hamide Hanım'dan bu arabayı ben belediyenin arabasından inip kendi arabasına bindiğini gördüm. Bir saat, iki saat kendi arabasında kaldılar. Bu beyaz bir araba. Önünde de ay yıldız var. O arabaya bindiler. Doğru. Saatlerce oturdu içinde. Doğru mu? Var, bayrak var. Ay yıldız bayrağım var. Hep geziyorlardı burada. Beyefendi gün suyu ormanda Hamide Hanım'la beraber bir alkol alırken, uykusuz haldeyken mahalleci tarafından saldırıya uğradı mı, uğramadı mı? Ondan sonra da Cumhuriyet Karakolu'nda suçturuşta bulundukları olaydı, o mu değil mi? Söylesin beyefendi. Ya anlamadık abla. Yayınımızın ardından görümce Hamide Aktaş'ın sevgilisi Şahin Akgül stüdyomuzdan alınarak polis merkezine götürüldü. Tanımıyorum demiştiniz ama tanıdığınız ortaya çıktı. İftira attılar bana hepsi. Ben de kendimi şimdi temize çıkartmak için buraya geldim. Altınlardan haberiniz var mıydı evinde? Hayır, yoktu. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim bu olaylar. Hiçbir şey olaydan haberim yok. İlk başta hiç tanımadığınızı söylediniz ama sonradan tanıştığınız ve hatta gönül işçisi olduğunuzu iddia edenler oldu. Beraber sizi arabada görmüşler. Hayır yok, arabada aynı yerde çalışırken bir servis yapıyoruz. Servislikte gördüler. Peki, ormanda görüldüğünüze dair iddia? Hayır, yalan iddialar hepsi onlar. Bu hırsızlık olayıyla ilgili peki? Vallahi ondan bir bilgim yok. Söylemek istediğiniz bir şey var mı altınların sahibine? Hayır yok. Hamide Hanım'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok, Allah kahretsin. Stüdyomuzdan alınan Şahin Akgül için savcılık gözaltı kararı verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamide Aktaş adliyeye sevk ediliyor. Hamide Hanım, altınlar evinizden çıktı, ne söyleyeceksiniz? Pişman mısın? Evet. Neden aldınız? Sevgilisi gözaltındayken Hamide Aktaş için Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik sürüyordu. Görümce önce savcı ardından da hakim karşısına çıktı. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Hamide Aktaş hırsızlık suçundan tutuklandı ve buradan sonraki durağı artık cezaevi olacak. Tutuklanan Hamide Aktaş Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi ve demir parmaklıklar ardına konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin Akgül de adliyeye sevk edildi. Hiçbir alakam yok olayla. Göz altındasınız, adliyeye sevk edildi. Göz altındayım da hiçbir alakam yok benim, hiç. Hiç bahsetmedi. Hayır. Kesinlikle hiç bahsetmedi bana. Sizi de suçlamış daha önce. Şahin Akgül İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi ve şu anda Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor. Savcı karşısında ifade verdikten sonra mahkemeye çıkan Şahin Akgül'ün de sonu farklı değildi.
Cumhuriyet Savcısına ifade veren Şahin Akgül, her ne kadar bilezik hırsızlığıyla ilgisi olmadığını savunsa da hırsızlık suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan Şahin Akgül hırsızlık suçundan tutuklandı ve buradan sonraki durağı artık cezaevi olacak. Fatma Tosun'un birikiminin çalınmasıyla ilgili olarak Şahin Akgül de sevgilisi gibi hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak demir parmaklıklar ardına kondu. Tutuklanan Şahin Akgül Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi, demir parmaklıklar ardına konuldu ve böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Böyle bir sonu beklemiyordun anladığım kadarıyla. Çok şaşırdın. Beklemiyordum. Allah razı olsun Müge abla. O kadar çok yerden aradılar ki. Yani ben Müge abla da çıkacağım dedim. Başka bir şey demedim. Yani çok kanaldan şey yaptılar. Daha doğrusu ben aradım. Onlar hani sizi arıyor diye kabul ettim. Daha sonra fark ettim. Ben Müge ablaya çıkacağım. Bulursa Müge abla bulur dedim. Her yere Allah razı olsun. Oraları karıştırmayın. Başka mevzuyu hiç anlatmayın programda. Allah gözün razı aydın olsun senden abla. De Allah razı olsun. Seni bu arada aradı diğer akrabalarını anladığım evet. kadarıyla şikayetini geri al diye. Evet. Beni aramadılar, haber göndermişler. Buraya çıkan Kezban Alay'ı aramışlar. Hani Fatma Hanım'ın gönlünü yapın. Biz aramızda aile arasında birlikte hani toparlayıp parayı verelim. Hamide Hanım cezaevine girmesin diye. Ama asla kimseyle muhatap olmadım. Yani kabul etmiyorum, sonuna kadar davacıyım. Ben çocuklarımı bırakıp buraya geldim. Bir haftadan beri perişan oldum. Yani suçlarını çeksinler Müge Hanım. Çeksinler suçlarını. Sen kararlı bir kadınsın. Ben senin o kararlılığını çok sevdim. Ama yani evde lütfen artık tutmuyorsundur diye ümit ediyorum. Yok, onları bankaya, buradan gidişle birlikte bankaya koydum. Koydun mu? Koydum Müge Bak Hanım. Ama gene kuyumcuya koydum bilmem ne falan diye. Yok. Bir ay sonra da oradan alındı, bankaya... buradan çalındı, yapma bana yani. Yok, bankaya koydum Müge Hanım. Bak bunu da kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye söylüyorum yani, yapmamak lazım. Fakat cezaevine girdiğini görünce bir ağladın. Üzüntüden mi ağladı? Sevinçten ağladım Müge Hanım. Dün beni aradılar. Hani sizi aradılar mı, iletişim kurdular mı denildi. Dedim dışarıda mı dedim, hani bilmiyordum. Burada gerçekten çok oldu. Ben ondan bahsetmiyorum. Görünce şimdi çok, senin de kafa dağınık. Diyorum ki görünce bir ağladın. Üzüntüden mi ağladın? Sevinçten ağladım Müge Hanım. Gerçekten. Evet, sevinçten ağladım. Çünkü benim canımı yaktılar, bir başkalarının canını yakamayacak. Yani yine görümcen ya acaba dedim, hani üzüldün Yok, mü? Yok, üzülmedim. Gerçekten üzülmedim. Evet, bu iş böyle güzel bitti. Çok oluyor. Gerçekten. Bilmiyorum, çok var. Açıkçası bu hırsızlık meselesi. Ben de şikayetinden vazgeçmemeni dilerim Yok. Fatma Hanım. İnsanlar yaptıkları suçun cezasını çekmedikleri takdirde suçları tekrar evet. etme eğiliminde olurlar. O nedenle böyle bir suç işlediyse, ki geçmişine baktığımızda benzer davranışları sergilediğini görüyoruz. Evet. O nedenle ne yapalım? Suç yani, işledikse bana cezasını baskı yapabilmek çekeceğiz. İçin babayı kullandılar. Yani babayla konuştum, kızım dedi sonuna kadar arkandayım. Davanı sürdür dedi, o benim arkamda olduktan sonra ben asla davamdan vazgeçmeyeceğim. Fatma'cığım galiba bu cezaların zaten hani bu cezaevine girmenin şöyle bir faydası var. Yani tutup da sittin sene cezaevinde kalacak hali yok zaten, çıkacak da. Bir daha yapmaz en azından sana ya da bir başkasına. Tabii ki suçun her türlüsü kötü ama en yakınına, hani evladın diyebileceğin yeğenlerine karşı, gelinine, kız kardeşim dediğin gelinine karşı işlenirse. Bir de daha önceleri de var ya bunlar. Mesela Şahin bununla ilgili hiç alakam yok dedi. Ben var yok onu bilemem. Sonuçta buradan sonra geldi Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler, onu aldılar götürdüler. Onun ayrı sürdü bir yerde davası duruşması, diğerinin ayrı sürdü. Ne kadar alakası var bu konuyla bilemem ama daha önce de yine bunların bilezik meselesi var Hamide ile Şahin'in. Çıkıyor bunlar. Tabii. Yani ben hep söylüyorum, devlet hiçbir şey silmez. Canı istediği zaman ortaya çıkarır. Yani canı istediği zaman da sümen altı eder. Sümen altı dediğim şu, sen şimdi burada normalde gidip de sen daha evvel bununla hırsızlık meselesine karıştın diye kimse gidip onu didiklemedi devletten. Ama bir daha aynısı olduğu zaman hop çıkıverdi önüne. Yani devlette hiçbir şeyin kaydı silinmez. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bizi de iyi etsin. İçimizde ne kötü duygularımız varsa da Rabbim iyi etsin inşallah. Dedim ya, güzel haberlerim var.
En güzel haber herhalde bugün Mehmet'e. Çünkü Mehmet'in öldü sandığı erkek kardeş de bulundu. Teşekkür ederim canım, sağ olun. Gözün aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Sana da kıyamam. Sen bayağı öldü, öldürüldü diye kendi kendini yiyordun. İlk geldim, ilk başvuru yaptığım andan itibaren yani kendi aileniz mi Ferdi kayıpmış gibi ilgilendiniz, alakadar oldunuz yani. Ay, bugüne kadar bizim görevimiz. Teşekkür ederim size, ekibinize. Sağ ol, çok ben de sana, teşekkür ederim. Size. Bir kere gözün aydın olsun. Allah razı olsun. Çok sevindim ben de. Antalya'da biliyorsunuz yaşıyordu ve bir aydır haber alamıyordu. 49 yaşındaki ödüllü baklavacı, baklavacı diye diye benim de hafta sonu canım baklava istedi. Ne yalan söyleyeyim, ben yemem aslında ama yemedim. Kendimi tuttum. Ama o fotoğraf çok güzeldi ya, önünde baklava tepsisiyle. Yayınımızın ardından önce teyzesini aradı Mehmet. Ama Ercan. Sonra da kardeşini aradı. Evet. Ya çok da üzüldüm şöyle demiş. Evet. Beni merak edip yayına çıktığınız için, aramak için yayına çıktığınız için teşekkür ederim. Beni kimsenin arayacağını düşünmüyordum demiş. Evet. Sonra Bursa'ya gitmiş. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler de onu bulmuşlar, ulaşmışlar. Peki nerede dersiniz? Burada. Hadi kavuşturalım iki kardeşi. Gel. Geldi. Gel Mehmet. Hadi kavuş bir kardeşine. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Buyurun. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abicim biz sen öldün sandık seni ya Ercan'cığım ya. Yok Allah'a şükür. Allah korusun da yoksun öldün mü diye. Şimdi şeydi yani nasıl diyeyim biraz bunalmıştım. Zaten malum olaylar. Anlatmak istemiyorum da. Boş ver. İşte kafa dinlemeye çıktım. Hem biraz işim vardı. Şey yani arkadaş eş dost. Hem de kafamı dinledim dedim de ama normalde bu kadar biz şeydik. Hani biraz kopuktunuz anladığım kadarıyla. Yok durumu biliyordu erkek yani beni tanıyanlar. Milli için ben kulübelerden dönüş yapıyordum. Antrenörlerden öyle görüşüyorduk. Evet. Yani gücüm var ama telefon kullandırmıyorlar bana gibi yani. Anladım, o mevzulara hiç girmeyelim. Onu şimdi zaten biz Mehmet Bey'le ayrıca konuşacağız. Ama Ercan'cığım böyle yani birine haber vermeyeceksen bari aç bizim ekibe haber ver. Böyle evden kaçmak isteyenlerden bir şey rica edebilir miyim? En azından ben kaçıyorum diye bizim şeye bir not bırakın. Bizimkiler hepsine bakıyor. En azından arayana deriz ki bizi aradı burada. Gerçekten öldün sandık. Yok şey şimdi yani, biz yani çok sık görüşmüyorduk çünkü kulübeden. Yani eve yakın kulübelerden görüşmüyorum. Bu kadar uzun geri dönüş yapmadı hiç olmamıştı. Yani anormal bir durum vardı ama ben de çözemedim. Arada Allah razı olsun. Peki sen Mehmet senin için ne kadar üzüldü gördün mü? Biliyorum ya. Ha? Yani ağladı adam kardeşim diğer, nerede diye. Biliyorum. Bir sarıl kardeşine bari. Sarıldık. Ha? Çocukluktan beri beraberiz. Yani buna biri bir şey yaptı ben hani küçüktü. Ben de hani çocukken ben de onu dövdüm. Çocukluk yani. Kardeşlik öyle bir şey işte yani. Ona hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten kardeşlik çok güzel bir şey. Allah ayırmasın. Evet. Allah kardeşlerimizin de eksikliğini göstermesin. Amin. Cümle. Böyle habersiz de bırakmayalım birbirimize. Peki bir güzel haberim daha var. O da kime? Sinem'e. Sinem'cim senin de anneni buldum. Gezir aydın. O da orada kuzu gibi bekliyor bakalım ona ne diyeceğim diye. Gözün aydın Sinem'cim. O da 24 yıldır biliyorsunuz anne hasreti çekiyor. Sinem'cim. Hani senin elinde bir tane fotoğrafın var ya o gelinlikli fotoğraf. Demiştim ki burada da bu kızın suratı da asık hani küçük de gözüküyor. Niye bu kadar surat asık? Senin annen o sırada 16 yaşındaymış o gelinlik fotoğrafında. Ahmet'cim verir misin ekrana? O gelinlik fotoğrafında şurada 16 yaşındaymış. Ne olmuş biliyor musun? Ben sana kendi anlattığını anlatayım. Aslında annen o sırada teyzesinin oğlu Murat'ı seviyormuş. Onunla da böyle evlenecekmiş. Evlilik hazırlıkları kuruyormuş.
Yani nişanlanmışlar Murat'la. Sonra annenin babası yani deden de Murat'tan başlık parası istemiş. Murat'ın da babası kansermiş. Maddi durumları da yokmuş. Demiş ki ben başlık parası ödeyemem. Ve askere gitmiş nişanlandıktan sonra. O sırada senin babanın yani Abdülcabbar'ın abisi dedeni buluyor, annenin babasını. Diyor ki biz kardeşimize kız arıyoruz, yok mu çevrende birileri? Deden de bunun üzerine diyor ki benim 16 yaşında bir kızım var, gelin size onu vereyim başlık parası karşılığında diyor. Kız da teyzesinin oğluyla nişanlıyken başlık parası yüzünden babası tarafından senin babana, senin babanın ailesine veriliyor. O sırada Murat bunu duyunca askerden kaçıyor. Eve geliyor, yani benim nişanlımı nasıl başkasına verirsiniz diye firar ediyor. Onun da dövmüşler, kolunu kırmışlar. Senin annene de babana zorla vermişler başlık parası için. Ben diyor o sırada 16 yaşındaydım ve son derece üzgündüm. O yüzden oradaydım diyor. O gelinlik benim kefenimdi diyor. Öyle acılar çektim ki o gelinliğin içinde. Abdülcabbar'ı hiç sevmedim. Bir araya gelince dünya başıma yıkılıyordu. Nefret ediyordum ondan. Evliliğim tek bir odanın içinde geçti. Banyomu da orada yaptım, yemeğimi de orada yedim, doğumumu da orada yaptım. Kapımda kaçarım diye hep birileri bekledi. Sürekli eziyete maruz kaldım. Abdülcabbar hep abisi Mehmet'in sözünü dinlerdi. Amcandan bahsediyor herhalde. Döv derse döver, gönder derse gönderirdi. O evden Sinem'i hamileyken oğlumla beraber bir kez kaçmayı başardım. Akrabalarıma sığındım. Ama sende çocuklarımız var diyerek peşime düştüler. Babamın evine silahla ateş açtılar. Geri dönmek zorunda kaldım. Ve dayanacak gücüm kalmayınca da beni öldürecekler diyerek evden kaçmak zorunda kaldım diyor. Sonra ne olmuş dersen annen zaten resmi nikah yok. Askerden dönmüş. Siz dünyaya gelmişsiniz. Askerden döndükten sonra da teyzesinin oğluyla evlenmiş Murat'la. Şu anda onun eşi. 4 kız bir erkek çocuğu varmış. 5 tane daha kardeşin var yani Sinem'cim. Bir kızım evlendi, bir kızım nişanlı, bir oğlum askere gidecek. Kızlarımdan biri lise, diğeri 7. sınıf öğrencisi diyor. Ama yayına çıkmaya korkuyor. Beni öldürecekler diye düşünüyor. Hayır, korkmasın, ben korurum onu. Ama çok eziyet çektiğini iddia ediyor. Hatta şöyle diyor, benim de dişim ağrıyordu diyor. Kerpetenle diyor, benim dişimi çekti babası diyor. Dişin ağrıyor dedin diye diyor. Yok, hiç dişleri de çıkartmıyorlardı diyor. Hiç böyle bilmiyordum. Amcamı biliyordum aslında ama annemin buraya gelip onları hani onun ağzından anlatmasını istiyordum. Çünkü onlarla görüşmüyoruz. Eğer ben anlatsaydım onlara iftira attığımı, onları zaten görüşmediğim için bunları söylediğimi diyeceklerdi herkese. Birkaç şey biliyordum ama bu kadarını hiç tahmin etmedim. Korkmasın ya, hiç kimse onun kılına bile dokunamaz. Bu arada onun da kocası cezaevindeymiş. İşte ön teker nereye, arka teker nereye? Ama Sinem'cim sana şöyle güzel bir haber vereyim. Şimdi benim can güvenliğim var dedikten sonra ben insanları hiçbir şeye zorlayamam. Ama anneni buraya getirdim. Gel. Gel git ona sarıl. Sonra gene konuşacağız. Annemin kokusunu almak istiyorum diyordun. Buradan alabiliyor musunuz arkadaşlar? Hadi git annene sarıl gel. Ne zor hayatlar. Allah bugünümüze şükredelim. Şükür olsun yani Allah'ım. Ne diyeyim ki? Hep söylüyorum böyle yani böyle şeyler yoksa hayatımızda ne yapalım? Hani bugün olmaz, yarın olur. Bugün olmayanı yarın halledebiliriz. Bugün hastayızdır, yarın iyileşiriz. Bizi şu anda hasta yataklarında izleyen, hastane odalarında izleyicilerim var. İnşallah bir an evvel ayağa kalksınlar sağlıkla, saatle. Allah dermansız dertler vermesin, dermansız hastalıklar vermesin. Ama 24 yıldır işte annesinden uzak kalan bir kız. Şimdi o kızın ne alakası var? Annesi başkasına seviyor, başkasına nişanlanmış, başlık parası için babasına verilmiş. O kızı mı 24 yıldır anne hasreti çekiyor? Hele o şeyi söyledi ya, yerli malı haftasını.
Yani bir kek için yengemlere yalvarırdım yapın diye. Hiç hatırlamıyorum. Biz de bir şeyler bir şey ne götürüyorduk? Mandalina mı götürüyordun sen? He? Bakar mısın işte? Bak ceviz götürürdük diyor şey işte. Hatırlamıyorum da vallahi ne götürdüğümüzü. Meyve götürürdük diye hatırlıyorum mesela ben de. Benim de annem çalışıyordu. Kek yapıyor muyduk anne ya? Şimdi eğer annem de kek yaptıysa vermediyse size yaptım hatırlamıyorum. Anne yaz bakayım biz ne götürüyorduk yerli malı haftasında ya? Ben hatırlamıyorum vallahi. Ama neden hatırlamıyorum? İyi ki hatırlamıyorum. Böyle bir travması olan işte unutmuyor. Böyle bir travman olmadığı için... Hatırlamıyoruz. Yani iyi ki de hatırlamıyor. Çünkü bir şey vermişler, götürmüşüz. Götüremesek oturup ağlayacaktık işte biz de götüremedik diye. Çünkü siz o olayı çok sıradan yaşamışsınız. Benim için çok sıradan. Tabii ki bir şey yok. Anneniz sabah yanınıza, çantanıza koymuş. Siz de onu orada götürüp yemişsiniz. O kadar sıradan ki hani hatırlanması bile mümkün olmayan ama bir... Ama o kek yapmak ama için yengelerinin peşinde tabii dolaşmış. Ki. Üstelik o da çok eziyet çekmiş işte. Üstün kirli denmiş, sofraya oturtturulmak istenmemiş. Yani dışlanmış. Ama diğer taraftan 16 yaşında para karşılığı satılan bir çocuktan da bahsediyoruz. Yani o da bambaşka bir dram. İşte onun annesinin yaşadığı, ona yaşatılan dram geliyor bu çocuğa etkiliyor. Bu çocuk kendi çocuğunu dünyaya getirdiğinde kim bilir hangi duyguyla ona sarılıyor, kucaklıyor. Nasıl bir kaybetme endişesi vardır yani kötü anlamda söylemiyorum ama ne kadar bir endişeyle o da çocuğuna sarılıyor. Böyle böyle gidiyor işte. Dur bakalım annesini görünce koku istiyorum diyordu. Bir sarılsın görüşürüz. Maho amcam geldi mi? He? Nerede benim Maho amcam? Şimdi biliyorsunuz bizden tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştu 80 yaşındaki Hasan Maho. Eyüp'teki kapısını çaldık. Ancak o açılan kapının ardında da bir dram vardı. Ben dedim ki şu Maho amcamı bulun. Bir Maho amcamı bir de bak Maho amcanın önünde Fatih'te oturan bir Kadriye. Bak Fatih'te oturan bir tane de bir kadın vardı ona bakacaktınız. Heh, ben de çok şey istiyorum biliyorum da yani o kadar da çok incik cincik ki program. Ama Maho amcamı bulduk. Evine gittik. Onun derdini daha yakından izledik, dinledik. Bakın önce bir bandımızı izleyelim. Maho amcam buraya gelsin. Bakalım bizden dileği ne olur. Müge Anlı'dan tekerlekli sandalye talep eden 80 yaşındaki Hasan Maho'nun sandalyesini teslim etmek için Eyüp'teki evine gidip kapısını çalmıştık. Bize sonuna dek açılan kapının ardında aslında büyük bir dram vardı. Ben 80 yaşındayım. 6 senedir görme engelliyim. Ondan beri böyle mağdurum. Görme yetisini 6 yıl evvel kaybeden Hasan Maho, sokaktan sahiplendiği kedisi Minnoş'la bir göz odada yaşıyordu. Peki evde nasıl yaşıyorsunuz burada? Hem görme problemi yaşıyorsunuz. Sabahleyin kalktım, mutfağa gittim. Bulaşıkları sudan geçirdim. Ondan sonra geldim buraları temizlemeye çalıştım. İşte başta Cenab-ı Allah'tan medet bekliyorum. Bir şey mi kaybetsem diyorum Allah'ım bana yardım et diyorum. Ey Allah'a şükür üstüne doğru da gidiyorum yani Cenab-ı Allah bana hakikat yardım ediyor. Ya inşallah yani bir sebep hani verir de hafif de olsa bir ışığıma kavuşurum. Gece gündüz hani bu duayı söylüyorum yavrum. Kedisi dışında tutunduğu tek dalıysa yarım asırdan fazladır çaldığı sazıydı. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İzzet Altınmeşe gibi ses sanatçılarıyla eğitim gören Hasan Maho, 65 yılı aşkın süredir her duygusunu hep sazıyla anlatıyordu. Rahmetli işte Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İzzet Altınmeşe, Sadık Altınmeşe'lerle beraber ses dersi aldım. Hakkı Bulut'la da çok samimiyim ve Adana'nın her yerinde sahneler aldım. İki kez evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, onların bir bir hanesinden eksilişini görmüştü. Birinci hanımımda 4 çocuk vardı, birisi sizlere ömür. İkinci eşimde de 3 tane var. Torunlarım var, 8 tane. Kimse sizi yanına alıp bakmıyor mu? Onları kimseye mesela muhtaç etmedim. Fakat onlara bir istikbal veremediğim için bir söz sahibi değilim. Ben kimseye gidip de mesela yük olmak da istemiyorum. Yani kimse mesela muhtaç olmak da istemiyorum. Ya Allah işte yani bu duruma getirdi. Yine de Cenab-ı Allah'ın verdiğine vereceğine şükrediyorum. Kimi zaman sevinçle, kimi zaman kederle geçen 80 yıllık koca bir ömür. Çok şey sığdırmıştı hayatına Hasan Maho. Ve yaşamını en iyi bildiği dille anlatıyordu, sazıyla. Yani kendi yaşadığım yani hayatımı dile getirmek için yeni bir derleme yaptım. Şaştım dünyanın haline diye. Çalabilir misiniz bize? Tabii. Şaştım dünyanın haline.
Düşenin neden dostum olmuyor, olmuyor yaşamaya. Düşündükçe deloluyum. Altın evlat 20 torun. Ben mi kötüyüm, bende mi sorun? Yanımdan hiç kimsem yoktur. Düşündükçe deloluyum. Muhanete kul oluyum. Kedisi ve sazıyla bir başına, görme engeline rağmen kendi kendine yetebilmeye çalışan Hasan Maho'nun şimdi tek bir isteği var. Benim sadece Müge Hanım'da istediğim şu: bir doktor bulup da bir ışık verilirse yeni doğmuş olurum. Her zaman mesela minnettarım yani böyle. Çünkü sizler halkın her türlü ihtiyacına koşan insansınız. Cenab-ı Allah hepinizin bile sağlığını daim etsin. Benim tek Allah'tan dileğim bu. Oku. Şaştım dünya. Yanıp kül oluyum. Del olduğumu aramıyor. Muhanete kul oluyum. Namertlere kul oluyum. Yok yanımda oğlum kızım, yaşlandıkça oy 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 artar ağrımsızım. 5 yıl oldu görmez gözüm, ondan beri yalnızım. Deloluyum, yanıp kül oluyum. Del olduğumu aramıyorum, oy oy. Namertlere kul oluyum. Altın evlat 20 torun. Ben mi kötüyüm, bende mi sorun? 5 yıl oldu çok mağdurum. Gelimde kaldığım yeri görün, uyuy.
yoktur, babam yoktur he. Beş yıl oldu görmez gözüm, sağımda solumda hiçbir dostum yoktur hey oy. Ben yaralıyım oy, baktı karalıyım. Eller güler oynar gezer, ben ciğerden kaderden yaralıyım oy. Kaderin elinden oy, oy. Kaderin elinden nereye gittim oy, oy. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir mazeretimi anlatmak istiyorum. Ben 1900... Hasan abicim dur, hoş geldin. Allah razı olsun. Şimdi herkes derdini tabii konuşarak anlatıyor. Tabii. Sen kendi yazdığın, kendi duygularını böyle bu türküyle anlattın. Hepimizi de çok etkiledin. Sağ ol, Allah öncelikle razı olsun. Öncelikle çok geçmiş olsun. Cenab-ı Allah hepinizin sağlığını daim etsin. Şevki Bey'in, Rahmi Bey'in ve tüm ekibinizi Allah her türlü hastalıkta, kazada, belada korumasını Allah'tan diliyorum. Amin. Cümlemizin inşallah. Eğer mesela bir izniniz de varsa, ben mesela 27 senedir Eyüp'e bağlıyım. Eyüp Belediyesi, Deniz Bey, Allah razı olsun. Benim her türlü bile eksiğime bile koşuyorlar. Yani onlara da minnettarım. Sana bir şey söyleyeceğim Hasan abi, dur heyecanlandın. Sana tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şu senin eşin ne oldu? Rahmetlik oldu. Ben Allah rahmet eylesin. Hanım da sanatçıydı. Çok şişmanladı. O bez hastası oldu. Ben 18 sene ona bakıyordum. Ben Yemen'de pişiriyordum çayını falan. Çok af buyurun. Mesela banyoda her zaman ayaklarını yıkıyordum. Yani kardeşleri de bilirler yani, bu İstanbul'da yaşıyorlar zaten. Ne kadar yıl önce vefat etti? 3 seneyi girdi yani 3 sene işte benim gözlerim kapandıktan sonra bakamaz oldum. Karşımda kalp krizi geçirmiş, ben görmediğim için öyle rahmetli oldu. Ay bilmiyorum. Hasan abi. Vallahi ya, ağzına sağlık, eline sağlık. Kurban olurum senin de sesine. Cenab-ı Allah sen ve tüm sevdiklerini Allah her türlü kazadan, beladan, hatta korumasını diliyorum. Sağ yüreğinize sağlık. Sizi hissendirdim, duygulandırdım. Allah razı olsun. Değerli Şevki Bey, sizin de Cenab-ı Allah yani her türlü hastalıkta, kazada, belada korumasını Allah'tan yaz ediyorum. Cümlemizin inşallah. Hepimizin Allah inşallah. Seni de korusun. Yüreğine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepinizde. Sağ ol. Sağ olasın. Hasan abicim, ben tabii senin bu duygularını böyle türkülere dökmüşsün. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bazıları konuşarak anlatır derdini. Çok sen sazınla bütünleşmişsin. Bütün aslında hayat hikayeni de o sazla söylediğin türküyle bize anlattın. Şimdi bir reklama girecekmişiz. Tam da bu reklam da tam böyle en duygulandığım zaman ya da tam itiraf edecekler o zaman giriyor bu reklam. Ayarlayamıyoruz onun süresine. Bir reklama girelim, sana ne yapalım? Biz yine söyleyeyim Hasan abi, bizden tekerlekli sandalye istemişti. Sonra evet. Tekerlekli sandalye için ekip arkadaşlarım onun evine gidince ben gördüm, çok etkilendim. Dedim ki bulun Hasan abi, ona elimizden ne geliyorsa yapalım. Bir de çok bir hanımefendi daha var, bak ona gidemediniz hala kızlar. Tamam işiniz çok ama gidin bugün. Ona da bir soracağız. Bir reklama girelim, Hasan abiye ne yapabiliriz? Aslında hepimiz niye biraz duygulandık biliyor musun Hasan abi? Tabii sen 80 yaşındasın. Ben her zaman söylüyorum, insana çocuk, kadın, erkek, yani karılık, kocalık, çocukluk, evlatlık, akrabalık hep belirli bir yaştan sonra lazım. Ben iyiyken herkes iyi. Sonra pardon. İşte elinde sazla ben tek başıma kaldım diye Allah kimseyi böyle çığırtmasın. Sayın değerli kızım, Cenab-ı Allah başta tüm ve sevdiklerini Allah her türlü kazadan belada korusun. Allah sizi de
Türkiye'miz başında eksik etmesin yani grupça sizleri. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben... Dur reklama gireyim de çok müsaade isteyeceğim senden. Bir tabii. Bir reklama gireyim. Reklamdan sonra sana ne yapabiliriz bir onu konuşalım. Tamam efendim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Hasan abicim, bu oturduğun ev senin mi? Benim de kızıma verdim. Ölene kadar ben kalacağım diye. Yani benim sayılır çünkü yalanı gerek yok. Anladım. Peki Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Sen neden bir devletin yurduna gitmek istemedin bugüne kadar? Şimdi balamganım yani ben hanıma rahmetlik biraz çok tutkundum. Ona mesela 18 sene böyle hizmet ettim. Onun hatırasıyla yaşıyorum hocam. Yani. Sanıyordum ki ben onunla her gün böyle konuşuyorum, hislerine kapılıyorum. Aslında mesela çocuklarım hepsi benim istiyorlar. Bir mesela Maraş'ta, burada da ben gidemiyorum. Yani gittim bile sanıyordum ki mesela bir yerim kırılmış gibi, eksilmiş gibi geri geliyorum. Peyderpey, yani onun mesela vefat ettiği karoluya bakıyorum. Yani konuşuyorum gibi, onunla konuşuyorum hocam. Yani evinden ayrılmak istemiyorsun. Ayrılamıyorum yani. İstiyorum ayrılmaya, ayrılamıyorum. Ben mesela aslında eğer istesen sosyal hizmetlerle konuşup seni mesela bir yurda yatırmayı çok arzu ederdim. Çok sağ olun. Kendi yaşıtlarınla orada beraber olsan, doktorlar sana baksa, hemşireler, orada çalışanlar. Şimdi saygıdeğer kızım... Sen bir de bak çok dinçsin sen Hasan abi. Şimdi, maşallahın var aslında. Şimdi saygıdeğer kızım, şimdi ev belediyesi... Deniz Köker, yani bana sıcak yemek olsun, ondan sonra bir... Hayır, yemek gelir de orada senin kendi arkadaşların da olacak. Yalnızım, yalnızım vallahi, diye türküye yakmışsın. Ben istiyorum, ölene kadar... Şimdi... Yani onun hatırasıyla yaşadım. Hatta yani üstüne de bir derleme yaptım onun. Şimdi Hasan abicim, evet. Eyüp Sultan Belediye Başkanı, ben de onu çok severim, Deniz Köken... Sosyal destek birimi ve fen işleri birimiyle kolları sıvayacağız dedi. Senin evini gözlerin şu anda çok iyi görmediği için, daha doğrusu görmediği için o gözleri görmeyen birine uygun hale getirecekler. Bir kere onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İkincisi, bence en önemlisi, Göz Vakfı, Bayrampaşa Göz Hastanesi, Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Doçent Doktor Barış Yeni adla iletişime geçtik. Senin 6 yıl evvel görme yetini kaybettiğini söylemiştin. Seni hastaneye bekliyorlar. Tamam. Acaba gözüne yapılabilecek bir şey var mı, ona bakacaklar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizde. İnşallah gözüne bir nebze olsun görebilirse. İnşallah. Kendim gezdirebileyim, bana kafi hocam. Ama Hasan abi. Evet. Sen şimdi bizim telefonlarımız var ya sende. Sen evet. Gene onu bir kenara yaz. Bak sen çok dinç bir insansın. Hepimizi teşekkür de çok ederim. Duygulandırdın. Bilmiyorum, belki sen şimdi onları göremedin. Daha evvel böyle birkaç kişiyi sosyal hizmetlerle bağlantıya kurup beni kurumlara yerleştirdim. Sonrasında da gidiyoruz biz, konuşuyoruz onlarla, ziyaretlerine gidiyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi pardon. Bir aklının bir köşesinde dursun. Özür dilerim, pardon. Ben sizi tam 16 senedirli izliyordum. Tarihini de söylüyorum. Ama işte 5 senedirli hani sadece dinliyorum her gün. Hatta mesela yeğenim vuruldu Adana'da. Onun katilini de Soner siz buldunuz. Yani benim yollarımız kesişmiş. Yani hepinize hürmetim, saygım sonsuz. Yani bunun için ben ölsem de yani hanımı hatırasıyla beraber ölmek istiyorum. Ben ona hiçbir istiyorum. Şey diyemem. Ben senin tabii eşinin oradaki hatırasına saygı duyuyorum ama tamam. Tek başına yaşaması çok zor. İzleyicilerimiz ekranda görüntülerini izliyorlar. Dur bakalım, Sayın Belediye Başkanımız ve Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi ile beraber inşallah Hasan abinin derdine
bir nebze olsun merhem olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Takipçisi de olacağım. Ay bir de bakıyorsun gözlerin biraz açılıyormuş. İnşallah. Hasan abi o zaman başka daha böyle eğlenceli bir şey çalarsın. Ne dersin? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu arada Hasan Bey'e yardım yapmak isteyen izleyicilerim var. Ben teşekkür ediyorum. Bir bakalım bir hastaneye gitsin. Yani mesela Hasan abi dişlerinin falan da yapılması lazım yani yemek yiyebilmen için. İşte 1.30'da randevu aldım. Ali Beyköy diş hastanesinde. İşte bu dişlerim de biraz söylememe manilik oluyor. Yok sen çok güzel söyledin. Vallahi. Diyor ki tam da diyor basamıyorum güzel de çalamıyorum. Asıl bizim böyle bir tertibatımız olmadığı için sen kusura bakma. Yoksa hani böyle stüdyoda tertibatımız olsa bir şeyler çalmaya çok daha güzel çıkacaktı. O zaman Hasan abicim biz seninle tanıştığımızda çok memnun olduk. Şimdi bir Hasan abimizi bir alalım. Madem eşinin de hatıraları varmış o evde. O evle ilgili ne yapabiliriz? Ve gözünün açılması için ne yapabiliriz? İnşallah çare olur doktorlarımız diye ümit ediyorum. Çok sağ olun. Zaten... Ve Hasan abi. Rahmetli hanımın şeyine yaşıyorum zaten emeklisiyle. Çünkü benim yoktu. Yani Onun emekli maaşından. Biz 92'de hak kazandık. Benim primim çok yüksekti yani gücüm yoktu ödemeye öyle hakkım duruyor şeyde un kapanda hanım emekli ettim onun çalışmışlığı vardı işte o da rahmetli oldu onda işte 5-6 milyon lira alıyorum ben şükür Allah sigaram yok bir şeyim yok onunla da iyi kötü geçiniyorum yani. Tamam Hasan abicim şimdi bakacağız hepsine sonra izleyicilerimize tekrar göstereceğiz Hasan abinin hayatındaki değişimi bence en önemli değişim zaten gözlerinin. İnşallah görmesi olur. Bir de biz baktıralım. Size güzel bir haber olursa verebilelim. Evet Sinemciğim. 24 yıllık anne hasreti dakikalar önce sona erdi. Hatta arkadaşlar uzaktan çekmişler galiba. İzin alıp bir görüntüleri bir göreyim bakayım. Şey mi DSF mi? Evet görüyorsunuz anne kızım. Uğrar mısın? Ay canlarım benim ya. Vallahi ne güzel ya. Günümüzün en güzel görüntülerinden biri bu oldu. Sinem, annene kavuştun. Nasılmış anne kokusu deyip duruyordun? Yani çok farklı bir şey. Çok teşekkür ederim. Canım İyi ki benim. Varsınız. Sizi çok seviyorum gerçekten. Canım benim. Gözün aydın. Annen de burada elinde mikrofon. Masuma Hanım. Merhaba Müge Hanım. Merhaba. Kalktın geldin kızına sarılmak için. Neden korkuyorsun ben anlamadım yani. Ne? Teşekkür ediyorum size Müge Hanım. Allah razı olsun. Hepimizden. Başarıların kadar... daim olsun inşallah. Sağ ol. Ne kadar gençsin ya. Teşekkür ederim. Kaç yaşında doğurdun Sinem'i? Herhalde 18 falan mı? 18 yoktum galiba. Yoktun. Peki hiç aramadın mı Sinem'i, abisini? Aramak istemedin mi? O konulara hiç girmeyelim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hayır girecek girmeyecek bir şey yok. Biliyorsun nerede teşekkür olduklarını, ederim. Kimde olduklarını. Neden hiç aramadın çocuklarını? Biliyor, kocan da biliyor. Zaten kocan biliyor iki tane çocuğun olduğunu. Aramadın, yenilerini mi doğrayayım dedin? Her şey için teşekkür ederim Müge Hanım. Allah razı olsun. Hepimizden. Minnettarım size. Allah razı olsun. Sağ ol, çok mersi. Keşke bu kız 24 yıl sonra buraya gelmiş, keşke sen gelseydin ablacığım. Yani üzerinden de 24 yıl geçmiş yani. Ama lütfen. Bak çok kıymetli. Az önce Hasan abinin... Şarkısına hepimiz çok etkilendik. Herkes birini düşünmüş ağlamış. Kadriye dedi ki ben anneannesini yeni kaybettim. Nurlar içine yazsın ben anneannemi düşündüm ağladım dedi. Ben dedim bundan 40 yıl sonraki halimiz ne olacak belli değil. Ona duygulandım ağladım. Hani Allah insanın yanında hep birilerini daim etsin. Ama onu da söyledim. İnsanın annesi varsa dünyanın en zengin insanısın. Annen yoksa bittin demek yani. Vallahi ne bileyim ama
Ama gerçekten sana annelik yapan hani her kimse, bu sadece doğurmakla da ilgili değil. Kim baktıysa, kim büyüttüyse orada bir kapın var. Annenin kapısı, her zaman çalabileceğin, her zaman içeri girebileceğin. Annen yani, Allah uzun ömürler versin her birine. Rahmete erenler, nurlar içinde yatsınlar. Ama anne olmazsa yalnızsın. Öyle. Tek başınasın işte. Anneniz o, anneniz hayatınızdan çekildiğinde büyürmüşsünüz. Öyle mi? Evet. Ona büyümek değil işte, ona yani mahvolmak deniyor da işte. Yani o aslında sizin hayatta yalnız kalmanızı ve tek başınıza hayat mücadelesi vermeniz gerektiğini anlatan bir şey. Anneniz varsa her zaman elinizi tutacak, evet, her zaman destek olacak birileri var. O yüzden hayatta anne çok kıymetli. Çok kıymetli. Allah hepsine, ama annelik yapan annelerden bahsediyorum, uzun ömürler versin. Aa, bu arada abin telefon attınız demiş Sinan, Mehmet. Mehmetçiğim günaydın. Merhaba Müge Hanım, günaydın. Merhaba, gözün aydın senin de. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hepimizden. Biraz kardeşine kızmışsın ama sonuçta belki tanışıp annenizi de dinlemenin vakti gelmiştir. Ne dersin? Evet Müge Hanım, boğazım düğümleniyor, konuşamıyorum. Yıllardır boğanı bekliyorduk. Gerçekten çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Sizden, ikimizden. Hepimizden hayat. Oğluna merhaba demek istiyor musun? Oğluna merhaba diyecek misin? Ha? Ne diyor anlamıyorum ki. Onunla görüşmek istiyorum. Mikrofona söyle de duysun hayatım. Telefonda merhaba oğlum, nasılsın istiyorum desene. Oğlum merhaba, nasılsın? Nasılsın oğlum? Canım ben de görüşmek istiyorum. Canım benim. Yıllardır bu anı bekliyorum gerçekten. Çok zor bir yerde. Sinem yerli malı haftasında götüremediği keki hatırlıyor annesizliğiyle ilgili. Sen ne hatırlıyorsun Mehmet? Annemin gittiği günü çok iyi hatırlıyorum. Hatta rahmetli nenem bakardı bize. Halam bile gitmiştik galiba. Onlardan dönüşü annemin taksiye binip gittiğini çok iyi hatırlıyorum. Ağladım hatta nene annem gidiyor diye. Gidiş o gidiş yani. Görsem şu anda tabii ki de tanımam. Gerçekten yani ne olursa olsun yani bir evlatlar bırakılmaz diye düşünüyorum. Gerçekten konuşamıyorum, kusura bakmayın. O kadar güzel konuşuyorsun ki. Kusura bakmayın. Ben evlendim. 27 yaşına geldim. Güzel yerlere geldik. Allah razı olsun. Rahmetli nenem büyüttü bizi. Nurlar içinde yazsın. 22 yaşında kaynanama anne dedim ben. Kayınvalidene mi anne dedin? Evet. Allah razı olsun sizden de, onlardan da çok iyi insanlar. Çok yardımcı oldular. Çok destekçi oldular. Hatta kayınvalidem bana derdi beraber çıkalım. Kardeşim bizden önce davrandı. Allah razı olsun, sağ olsun. Bizim niyetimiz vardı, nasip olmadı. Bugün, şu gün, öbür ay, bu ay derken. Sinem daha hızlı davrandı. İyi ki geldi. Çünkü evet, biraz da vazgeçmemek, yani uzatmamak lazım. Ölümlü dünya. O yüzden evet, çok fazla uzatmadan bu kayıplarınızı aramak için hemen başvurun. Hatta bu bayram öncesi, pazartesi, salı günkü yayınımızı keşke bu kavuşmalara ve kayıpları ayırsak Kadriye. Ne kadar kavuşma varsa hepsini koyalım. Sonra bayram sonrası herkesi tek tek buluşturalım inşallah.
Güzel olmaz mı? Arayın ya, ama ne olacak Allah aşkına yani. Aramaktan zarar gelmez. Sonuçta oltayı denize atacağız yani. Allah'a şükür. Kavuşan... ne güzel bir bayram hediyesi evet, olur. Evet, çok da güzel muhteşem. Bir bayram sonrası hediyesi yani. Vermiş oluruz kavuşanlarla. Benim en çok programda hoşuma giden şey bu. Mehmetciğim senin de gözün aydın. Ağlama evladım, ne yapalım? Herkesin işte kaderi aynı olmuyor. Buna yapacak hiçbir şey yok. Bazı insanlar fazla fedakar. Bazı insanlar daha bencil. Bazı insanlar ortada. Galiba ortada durmak en iyisi. Ama işte Mehmet'e katılıyorum. Ne olursa olsun insan çocuğunu bırakmayacak. Ne zaman çocuğunla beraber yola çıkabileceğine inanıyorsan o zaman çıkacaksın. Bak bunun kuralı bu. Bazen ben de diyorum ya bir daha dünyaya gelsem erkek olarak dünyaya geleyim falan filan diyorum kendi kendime. Sonradan da diyorum ki ama kadın olarak da çok büyük kazançlarımız var. En büyük kazanç ne? Evlat. Ne diyoruz hep? Çocuğun yeri annesinin yanıdır diyoruz. Yani bundan daha büyük bir zenginlik olamaz aslında. Ama ben çocuğun babası kötüydü, babası içkiciydi, babası dövüyordu falan deyip çocuğunu babasına bırakıp gidenlere bir anlam veremiyorum. O zaman madem baba kötü, sen onun önünde kol kanat gereceksin ki kötülüğü çocuğa yapmasın. Yani çünkü ben zaten düşmüşüm bir kötüye. Ne yapayım? En azından çocuğum zarar görmesin. Onun mücadelesini vereceksin. Ki dünyada da böyle, ülkemizde de böyle aslında birçok kişi bunun mücadelesini veriyor. Ama şimdi bunu ben masum hanıma da bir şey söyleyemem. Zaten 16, 15, 16 yaşında evlendirilmiş. O da çocuk. O sıra onların zaten ayırdığını yapabilecek seviyede ve yaşta ve duyguda olduğuna da inanmıyorum Sinem. O yüzden kızmayın annene de. 16 değil, belki 36 yaşında olsaydı sizleri dünyaya getirdiğinde bugün böyle olmazdı. Bak şu anda öteki çocuklarını kırmamak için bu çocuklarınla konuşmuyorsun bile. Ama bunlar da senin çocuğun Masumeciğim. Tek sana darıldığım, kırıldığım taraf bu. Öteki çocukların sen ekrana çıkma dedikleri için sen bu kızını ve oğlunu burada konuşmayarak bile boynunu bükük bırakıyorsun. O da evlat, bu da evlat. Ne farkı var? Şimdi bunlara daha fazla kol kanat germe vaktin. Çünkü senin gene bak onlarla analı büyüdün. Belki onlara okula giderken bir kek yapma fırsatı bulmuşsundur. Bu kız hala kek diye ağlıyor. Kek bir orada bir sembol. Ama git sor bakalım. Üstü başı kirli diye sofraya oturtulmayan bir çocuk yani. Bu da nasıl vicdansızlık? Ben de bunu anlamıyorum ya. Vardır böyle tipler. Bak benim çok yakınımda da vardı. Mesela 4 tane köfte gelir, 3 tane çocuk vardır. Herkese birer tane verir, kendi çocuğuna 2 tane verir. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Vallahi gerçi benim kız da hiçbir şey yemez de yani. Ama o, yani onun alakası yok yani. Ama benim eğer 4 köftem ve 3 çocuğum varsa ben o ya onu 2'ye bölür diğer çocuklara veririm ya 3'e bölür herkes böler aynısını veririm. Şimdi hep benim çocuğuma, hep benim çocuğuma bu kirli gelmesin. Aksine onu yıka, onun daha fazla karnını doyur. Bu seninki zaten. Hani senin ona verme imkanın varsa değil mi? Allah'a şükürler olsun. Senin ona hep verme imkanın var. Siz eve gidince kendi çocuğunuza çok daha fazlasını istiyorsanız yapın. Verebilecek durumdaysan evet. Ama o diğer çocukların yanında ben olsam o çocukları hani, kayırın. Yapmışımdır da bunu ben olsam diye yapmışım. Lidya şimdi bak bu kadar var. Kızım ben sana dönüşte zaten alırım. Dur şimdi bunu gelenlere verelim. Bu şimdi nedir bu misafirperverliktir zaten. Bizim genlerimizde bu var. Aktarılan bu. Yok ama var böyle bazı tipler. Nefret ederim. Yani kendi çocuğunu hep yedirir, tıkar ağzına böyle. Okul pikniğine gidersin, ortaya bir şey koyar, kendi çocuğuna tıkar. Sanki aç. Lan koy da oraya herkes işte alsın yarımşar dilim. Yesin, o gün de karnımızı tıka basa doyurmak üzere gitmiyoruz ki. Eğlenmeye gidiyoruz yani. Nefret ettiğim şeyler. Yengen hayatta mı? Yengen de bunu dinliyorsa hangi yengesi bilmiyorum yani. Ne olur yani şu kızı banyoya sokup elini ayağını yıkayıp onun önüne çocuklarına bir parça börek koyarken 2 parça börek koysanız. Allah 1000 bereket verir o zaman. Öteki türlü de var ya kurban olduğum Allah'ım ben inanıyorum. Kimsenin inansın inanmasın diye söylemiyorum. Genel olarak, Allah verene daha çok verir yani, kardeşim. Bu böyledir yani. Hiç. Bizim Türk milletinin hasletinde genel olarak kendi çocuğundan önce yabancıya evlendirir. Biz öyle gördük. Öyle. Terbiyemiz odur. Genel hasletimiz budur. Ve iyi ki böyle bir haslet de büyümüş. Ben de katılıyorum. Her zaman için. Ben de katılıyorum. Böyle kısa yapmaya şey da devam edeceğim. Mi? Efendim evet. Sinem'im. Ben herkesi yani annem için bahsediyorum. Onu dinleyip anlayıp ona göre bir karar vereceğim. Ama
Buna öncelikle sebep olan insanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim bütün çocukluğumuza mal oldu. Hiç benim gülerek anlatabileceğim bir çocukluğum olmadı maalesef. Ben şu an benim oğlum 3 yaşında. Ben onun ileride okula gideceği, pikniğe gideceği şeyleri inanın ki hesaplıyorum, düşünüyorum. Onun her şeyinde yanında olmak istiyorum. Bizim bütün bir hayatımıza, özgüvenimize, yaşam sevincimize, her şeyimize mal oldu onlar. Hakkımı asla helal etmiyorum. Beni dinliyorlar, izliyorlar. Buraya çıktıktan sonra bazılarının yeğenleri olduğum akıllarına geldi. Bazılarına varlıklarımdan yeni haberdar oldular. Ben buraya sadece anneme ulaşmak, onu dinlemek için çıktım. Şimdiye kadar yalnızdım. Arkamda sadece eşim vardı. İyi ki de var, onu da sesleniyorum. Benim hayattaki tek şansım o. İyi ki var, iyi ki arkamda destek. Ama diğer insanları, kayınvalidem de dışarıda ağlıyor benimle birlikte. Ama o insanları Allah'tan bulmalarını istiyorum gerçekten. Hep bizi kırdılar, küçük düşürdüler. Ben bunları anlatırken asla utanmıyorum. Niye utanıyorsun? Çünkü onların utanması gerekiyor. Hep kendilerini düşündüler, hep bizi hor gördüler. Aa, babamın, mesela babamı sevmiyorlar. Aa, bunun çocuğu değilmiş de. Bu da aynısı dediler hep bize. Ama ben hiç onların dedikleri gibi olmadım. Bana böyle çok kötü şeyler söylüyorlardı. Evliyim, mutluyum, çocuğum var. Çok mutlu bir yuvamız var yani. Ben onları hakkımı asla helal etmiyorum. İki yakaları bir araya gelmesin. Bana sana bir şey söyleyeyim mi Sinem? Bu hakkını helal etme meselesinde yeri gelmişken söyleyeyim. Ben de yap hakkını helal et. Hayır. Aynen öyle. Yani niye ben hakkımı helal edeyim? Sen benim hakkımı geri ver. Ben de sana zaten helal edip etmeme gerek yok. Herkes yapıyor ediyor bir şey. Hakkını helal et. Helalleşelim. Hayır, helalleşmeyelim. Yani bir de milletin diline bu pelesenk olmuş. Hakkını helal et deyince hemen karşı taraf helal olsun. Hiç de helal olmasın. Vallahi benim hakkıma giren herkes, hiç kimsenin de ben hakkını helal etmem. Hakkımı geri verirsin, hakkımı helal ederim. Yoksa ne helal edeceğim? Hiç helal de etme. Edeceğin zaman gelirse edersin. Bizim kaybettiğimiz çocukluğumuz, o güzel zamanlarımız hiçbir zaman geri gelmeyecek. Hiçbiri de geri getiremez bunları. Yani sana bir abla olarak şunu söyleyeyim. Geçmişte de yaşanmaz. Tamam, ben bazı insanlar var, sürekli hep geçmişi kötü hatırlıyor. Geçmişte gene de güzel bir anın vardır. Bir öğretmeninle anın vardır, bir arkadaşınla anın vardır. Ne bileyim, bir misket oynamışsındır vardır, bisiklete binmişsindir vardır. Lütfen onları hatırla. Geçmişteki kötü şeyleri eğer hatırlarsan hiç önünden mutlu olamazsın. Bak diyorsun ki kayınvaliden, kayınvalidesi mi? Aa, canım benim, gel. Benim de vallahi içimden geçmişti. Gel gel, hoş geldin. Hoş geldin Türkan Hanımcığım, gel. Ay. Ay. Ben de seni ay, canım benim, sağ ol. Ay, kurban olurum sana. Hoş geldin, hoş geldin. Mikrofonu da ağzına tut. Sağ ol. Gel otur. Hoş geldin Türkan. Canım benim, kızımın yüzünü güldürdün. Allah da seni güldürsün diye. Bak kızı için bak. Canım biz çok sevdik Sinem'i. Ay, biz de çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Seni de çok seviyoruz. Kemal Paşa da sana kucak dolu selamlar getirdi. Aleyküm selam. Efendim? Vallahi heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Sinem çok istiyordu kafasındaki soru işaretleri gitsin. İnşallah evet, gelince evet, biraz gözünün de yaşı dinecek diye ümit ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen de desteklemişsin. Allah senden de razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Küçücük çocuklar bunlar aslında ya. Yani kayınvalideler de eğer oğulları mutlu olsun istiyorsa, gelin dediğin nedir ki? Evlat işte. Evlat gibi sarılırsan o da sana saygıda sevgide kusur etmez. Teşekkür ederim. Ama Sinem de hep annem diyor senin için. Evet. Ama o da benim kızım ya. Sağ olsun hep. Yani onu da görüyorum, anneliği. Hep bana yardımcı oluyor. Bir şey oldum hep ona danışıyorum. Tabii yani, ki yardımcı olacağım. Ne demek ya? Telefonu alır almaz sizden hemen bir saatte çantayı hazırladı. Ben geliyorum dedi, yanındayım dedi. İyi yapmışsın. İşte geldi. Bana onlar cesaret verdi. Tamam, ağlama bitti, her şey bak.
akıllı kadın. Bak ne diyor, geleyim hemen ben de geliyorum. Hiç oğluyla da problem çıkmasın istiyor. Oğlum bir şey dese neredesin diye benim yanımda sen karışma diyecek. Şimdi akıllı kadın, akıllı kayınvalideye bayılırım. Ama bazı kayınvalideler var, hiç böyle suya sabuna karışmaz. Ha, olur mu canım? O da öyle kenarda oturur yani işte yani. Bak ne güzel, toplamış hemen çantasını, hop almış kızını gelmiş buraya. Bakalım neler olacak, Sinem'den dinleyeceğiz inşallah. Annen de orada bizi seyrediyor inşallah. Tanıştın mı dün ürünle? Tanışamadım. Tanışamadım. Bak dün ürün orada. Görebilir miyim? Gider bilir miyim? Ben bak işte orada. Kızımı niye o kadar ağlattın, üzdün dünürü? Hoş geldin. Hoş geldin. Kızımı niye o kadar ağlattın? Niye kızım öyle üzdün benim kızımı? Hoş geldin, hoş geldin. Niye o kadar üzdün benim kızımı? Hoş geldin ya. Niye gel orada oturalım, gel yanıma. Onlarda sarılıyorlar gel. Sayın seyirciler. Şu anda ben size anlatayım. Hı. Abin izin veriyor, gel, gelsin otursun diyor oraya. Abisi kim? Dışarıda ya abisi. He. O da çıkmak istemiyormuş işte. Tamam neyse. Herkes kendisi bilir. Bir tanem. Üzülme. Bir de dedi, bak bu lafımı unutma. Neye canın sıkılırsa geçmişle ilgili hatırlarsan aklına ben geleyim. Ben bazen bak bunu söylemiş, annem gene kızacak. Ben bunu anneme de söylüyorum. Annem de hep böyle geçmişle ilgili bir şey hatırlarsa o kötüydü diye hatırlıyor. Diyorum ki yo çok iyiydi. Sen hatırlamıyorsun, ben size hissettirmedim. Ya tamam hissettik hissetmedik ya. Aman gelmiş yaşandı, geçmiş, bitti. Yaşanmış bitmiş. Bütün o yaşanmışlıklar da gelmiş bizim üzerimize bir sonuçta bir kalkan olmuş mu? Kötü yaşadığın her şey de sana bir kalkan. Ona dua edeceksin. Sonunda bazen de zıplamak için biraz böyle yaya bir basması lazım ki zıplatsın seni. Öyle bakın yani. Tabii o yayların içine gömülüp kalmayacak güçlüklerden bahsediyorum. Geri kalanını bak ne güzel yuvanı kurmuşsun. Seninle gurur duydum. Çok da hanım bir kız Sina. Biz çok sevdik ekip arkadaşlarımızla. Türkan Hanım senden de Allah razı olsun. Şimdi annesiyle de konuşup kafasındaki soru işaretlerinden de kurtulursa inşallah daha güzel adımlar atacak hayatta. Peki biz anne anne dedikçe onların da burnunun direği sızlıyor. Sevim Yıldırım 75 yaşındaydı. 1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı merkeze bağlı Çatal Elma köyünden kayboldu ve tam 22 gün sonra ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. İki kız kardeş 2020'den bu yana, Aralık 2020, hani 2021'e girmişler öyle söyleyeyim. Yaklaşık 2 yıldır bu cinayetten hep ortanca kardeşlerini, erkek kardeşlerini suçladılar. Ya o anneme bir şey yaptı ya da hep parayı sever, parayla ilgili bir hayatı vardı. Borç verdiği kişiler annemin başına bir iş getirdiler diye düşündüler. En sonunda dayanamayıp kalkıp buraya kadar geldiler. Kardeşiniz de geldi, erkek kardeşiniz de geldi. Gelsin. Sonuna kadar buradayım. Gelsin. Tüm iddiaları ben de cevaplarım dedi. Neler yaşadık bir hatırlayalım, konuklarımızın bir değişikliğini yapalım. Tamam. Çankırı Karadayı köyündeki bir pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Annem Sevim Yıldırım 1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı Çatalelma köyünde kayboldu. 22 gün sonra 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Benim anneme bunu yapan zaten parasıyla altının için yaptı. Kardeşim Ergül benim kızıma anneannemin parası nerede diye sormuş. Zaten derdi imanı paradır yani benim kardeşimin. İki kız kardeş, erkek kardeşimizden şüpheleniyor. Ya abim aldı öldürdü ya da abimin alacakları yaptı. Anneni kaybettiğine mi yanasın, buna mı yanasın? Şimdi 75 yaşındaki rahmetli Sevim Yıldırım 1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı Çatalelma köyünden kayboluyor. 22 gün sonra komşu köy Karadayı köyünde ayağında banyo terlikleri evet, olduğunu söyledikleri. Tek bir banyo terliğiyle bulunuyor başka bir köyde. Yani siz aslında aradınız 22 gün. Evet Müge Hanım. Sonra da bir pirinç tarlasında ölü olarak bulunuyor. Aile de diyor ki bizim annemizin tek derdi, tek sorunu kardeşimiz Ergül'le olan ve Ergül'ün de borçlarıyla ilgili problemlerdi. Başka da bir sıkıntısı yoktu. Evet Müge Hanım. Ne olur Müge Hanım bize yardım edin. Ne olursunuz. Anne acısı çok değişik bir şey yani. Ne olursun Müge Hanım.
Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümünün ardından biriktirdiği paranın bulunamaması kuşku uyandıran başka bir noktaydı. Sağlık problemi yokmuş Sevim Hanım'ın. Dinç de bir kadınmış. Evet. Öyle ki tarlalarda hala yevmiyeli çalışan, tarla işi olmadığında ücretli olarak köylülerin evine gidip ekmek yapan falan bir kadın. Yani evet, hani Müge Hanım, dinç bir kadın. Çok çalışkan birisiydi. Para biriktiriyor. 8-10 tane çeyrek altın ve 10 bin lira da nakit parası olduğunu düşünüyor evet, aile. Evet, Müge Hanım. Onu da kilere koyuyor. Evet, hani ölümlerimiz, dirimliğimiz diye olur diye. Kefen orada parası. Orada hani evet. Saklardı yani. Rahmetli kadının ölümünün ardından o kilerde o paralar altınlarda evet. Çıkmıyor. O da hayır Müge Hanım hiçbiri çıkmadı yani. Annelerinin ölümüyle ilgili kız kardeşlerin hedefinde erkek kardeşleri vardı. Artık yüzleşmek istiyorlardı. Benim kardeşim yaptıysa da gelecek buraya bunları hep itiraz edecek. Arkamızda dursun Müge Hanım. Bizim arkamızda dursun madem. Yapmadıysa bile o biliyor Müge Hanım. Onun yüzünden oldu bunlar. Evet. Peki sonra bu olaylar olduğunda siz oturup hiç yüzleşmediniz mi? Hayır. Konuşmuyor ki Müge Hanım. Cevap vermiyor ki adam. Sadece bilmiyorum kelimesi. Bilmiyorum diye. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? O ilk gün ben gitmiştim Müge Hanım. Gece 12'de vardığımda annemi odun toplamaya gitti. Dediler ki bahçeler arandı. Ben bu soruyu zaten o gün ertesi gün annemi bulamayınca kendisine sordum zaten. Anneme sen bir şey yaptın mı diye. Ne dedi? Hayır dedi. Kardeşinden şüphelenmen demek ki zaman içinde bir takım birikimler vardı ki. Tabii ki var. Sen tuttun abine sordun. Abi sen mi anneme bir şey yaptın? Birikimler de var Müge Hanım. Şöyle bir şey. O gün öğle sıraları beni arıyor. Ben köye gidiyorum dedi bana. Anneme dedi ulaşamıyorum dedi. Sen dedi annemle konuştun mu diye sordu bana. Ben de hayır konuşmadığımı söyledim. Bir gün önce konuştum dedim. Ondan sonra kapattı. Zaten biz anneme ondan sonra hiç ulaşamadık. O gün oldu zaten ne olduysa işte. Sonra gittiğinizde annenizin evi kapalı. Evet her taraf kilitliydi. Hiç açık ama sen gittiğinde abin orada mı? Evet orada. Girmemiş mi eve? Hayır açıp girmemiş. Ben geldikten sonra asma kilidi kırıp kendisi dedi ki bana soğukta durma tekrar aramaya gidilecekti işte gece. Jandarma falan gelmişti. Benimle beraber merak edip içeri bile girmedi. Annemiz belki içeri kilitlediler. Sormadın mı abi niye gelmiyorsun yanımda? Gelmedi. Ergül Bey ben sizinle ilgili kardeşinizin ablanızın böyle bir şey söylemesinden hicap duyarım. Sizin de gelip o zaman kardeşlerinizle evet, beraber. Yoksa bizimle arkamızda dursun Müge Hanım. Ben bunu istiyorum o zaman. Bizimle beraber arasın annemizin kardeşini. Arayacaksınız ama niye bu kadar yıldır kardeşlerinizi yalnız bıraktınız ve onlara bunu söyletiyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ergün Bey de kalktı geldi. Ben de sonuna kadar kardeşlerimin arkasındayım. Annemin davasının çözülmesini istiyorum diyor. Buyurun Ergün evet. Bey hoş geldiniz. Eşinizle hoş Asiye Hanım'la beraber geldiniz. Hoş geldiniz Asiye Hanım. Yani siz bu kadar kardeşlerinizin sizden şüphelendiğini biliyor muydunuz kız kardeşlerinizden? Bilmiyordum Müge Hanım. Şimdi ben şöyle diyeyim. Kardeşlerim hadi, hadi. Sorsun ben cevaplayayım. Ben sorayım. Büyük kardeşim cevaplasın. Hani işin başından gire herkes etrafında taşı bir ortaya bir dökelim. Tabii onu dökeceğiz ama siz mesela kardeşlerinizi burada görüp... Meydan dökebilirsin meydandayız işte. Ya kardeşim dedin ne? Gel dedin geldim. Doğru mu? Tamam. Niye kaç senedir o zaman ardımızda duradın? Ya bir saniye oraya da geleceğiz. Bir dur. Hankiniz beni aradı? Kardeşim. Neden beni aramadın? Ben ben tek başıma yalan bir saniye. Ya. Ben sizi dinledim. Yalan değil. Sadı abla. Bir dinle. Ben yanındaydım. Ne diyorsun Asiye? Bir sene. Bir dakika. Daha düne kadar Nurgül'le... O ayrı. Bir saniye. Bak, konuyu karıştırmaz. Bir konu ayrı konu. Bir canım ne diyor? Para bizim pul. Bir saniye. Annemiz. Para tamam pul. Bir saniye. Tamam, para pul diyorsun. Doğru mu? Doğru. Aynı konu. Müge Hanım ben sana nasıl diyeyim? Anamın kaybolduğu günden hatırladığımı söyleyeyim. Yalanırsa tamam, yalan. Onları zaten konuştuk. Onlar için seni dinleteceğim de. Müge ama Hanım o değil. Yalanırsa yalan diyecek. Doğruysa doğru. Bu kadar basit. Ama Ergün Bey. Yani 2021 Aralık'tan bahsediyoruz. Yani bunca zamandır. Yani hiç oturup da kendi aranızda konuştunuz mu dedim. Hayır dedi kızlar. Ben iki sefer buraya başvurdum. Beni iptal ettirdi bugün kendisi. Bir saniye konu oraya. Annemi sorduk da iki sene boyunca yalan söyledi bana. Öyle ben mi? Ben iptal ettirdim. Üç sene boyunca yalan söyledi. Bir saniye ben mi iptal ettirdim? Evet sen ettirdin. Tamam. Şahidi ispatı da var tamam, yani. Tamam doğru. Evet. Bir saniye. Kim ittirdi ya? Sen yaptırdın. Nasıl iptal ettirdi? Evet bu yaptırdı Müge Hanım. Nasıl iptal ettirdi? Ben çok merak ediyorum Müge Hanım işte. Anne bir şeyleri çıkacak dedi, iptal ettir dedi. Yok Müge Hanım bir dakika. Evet. Bir dur. Beraber neredeydik? İstihbarata jandarmada ne yaptık? Bir dur. Ne yaptın? Göster bize ne yaptın? Ya bir dinle. Ne aradın? Üç senedir neredeydin? Sen dürüstün ben şerefsizim, yalancıyım. Yalancısın tabii, her şeyin yalancısın. Ya bir istihbarattan benim adamım. Adam ne dedi sana? Müge Hanım ne dedi biliyor musun? Şu anda dedi anağın dosyasında gizlilik vardı. Bak bacım yanımda, jandarmada. Müge Hanım dedi şu andaki bilgileri tam da Müge Hanım da bizden... bilgi alıyormuşum. Yok hani yalan söylüyor Müge Hanım yalan. Yani bu ittirdi bunu. Bu ittirdi yalan söylüyor.
Bu yaptığınız iki sene önce sizin getirdiğiniz mahkeme dosyası var. Onu okuyoruz. Ben hani sokakta konuşmuş gibi geliyor bu laflar da ben... Ya jandarmadayız, jandarmanın içindeyiz. Ben çok merak ediyorum artık. Hani hayır. Tamam sen de mesela o zaman jandarmaya deseydin ki mesela... Yani ben de o zaman bana bir iki ay, üç ay mesela bir mühletiniz var mı? Yani neyi bekliyorsunuz? Çünkü şimdi bir şeyin çözülmesi için... Gitmedi ki Müge Hanım, bir, gitmedi. Bir şey beklenmesi gitmedi, lazım. Evet, hangi kız sürekli gitti ya? Aradığımda hep sürekli yalan söyledi bu. Aha bu gördüğümüz işte. Yalan söylüyor. Onlar da... Ben kadar giden geleniniz var mı? Biz Ankara'da, sen Çankırı'nın içindesin. Senin gitmen gerekiyor. Niye üç senedir aramadın? Neredeydin hani ya? Niye çıkartmadın ya? Sen aradın hafta, aradın, buldun, kardeşim buldun. Neyi? Ha bunu buldun, ne lan bu tek? He bunu bildim, daha neler var. Tamam ya, sen anlatıyorsun, ben bir de ben anlatayım. Anlat. Bir de oraya gelin. Buradayız işte, dök deyin artık. Yani Ergün Bey, iddiaları şu aslında. Onları buraya getirmenin nedeni şu. Zaten onlar... Hani diyor ki ben siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Siz evet, ben de ikiniz de Ankara'da evet. yaşıyorsunuz. Yani zaten Ergün yakın, kardeşimiz yakın doğru. jandarmaya. Onun daha sık gidip bize bilgi vermesi lazım. Fakat şöyle düşündürtmüşsünüz siz ona. Yani annenizin ölümünün üstünü kapatıyorsunuz gibi düşündürtmüşsünüz. Evet, kapattılar Müge Hanım. Müge Hanım. Örtmeye çabaladılar. Ben buradayım. Hani bu örtmeye çabaladı değil mi? Evet. Asya şeye niye demedin madem? Zelebokmine niye sormadın bunları? Eden o? Hey ya. Örtün parsın, kardeşim de yaptıysa diyen oydu. Bunları ört pas diyen, yapın diyen Zela Gokmen idi. Asiye de biliyor dedi, her şeyi dedi. Ben ne biliyorum? Sen ne görüyorsun? Zela ağzına göremiyorum. Zela ağzına göremiyorum. Ben Zela ne biliyorum? Hayır, Asiye sen yalan abi, söylüyorsun. Ben ne yalan söylüyorum? Ya, evet, yalan söylüyorsun sen. Sen abla bak, bir balık kundu. Çocukların üstüne yemin ederim. Yemin, ben, kuru ben bilmiyorum, sen abla bak, yalan söyleme bak bir balık kundu. Hayır, deyip dökme. Şimdiye kadar birbirine böyle... Tamam yani şöyle söylüyor, diyor ki gelin, siz diyor iki kardeş diyor birbirinizle kavgalıydınız, şimdi niye bir oldunuz diyor. O da diyor ki konu annemiz olunca... Dinliyoruz kaçıktı. Tam annen arıyorum da. Sonra ortalığa kendiliğinden çıkacak, 5 dakika dinliyorsunuz mu? Dinliyoruz. Röportajınızı yayınlayayım mı? Buyur. Ben o röportajı dinledim. Hayır, senin röportajını. Dinle, söyle, dinle şimdi. Orada değerli toplu anlatmışsın, girebiliyor muyuz şu anda? Tamam, şimdi Ergün Bey... röportajını bir izleyelim. O diyor ki 14-15 gibi annemi aradım, ulaşamadım. Tekrar ulaşamayınca köye gidip baktırdım. Cılızdağ kaplı Hüseyin diye birinden bahsediyor. Abi, daha annemi biz ararken... Başa sağ olsun demiş. Hani dedim ya 22 gün sonra bulunuyor. Daha biz annemin bulamadan başın sağ olsun dediğinden şüpheleniyorum diyor. Bir izleyelim, reklama girelim. Şimdi aslında Ergün Bey şuradan başlamak lazım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 51 yaşındayım. Maşallah. Şimdi neden annenizle para davanız var? Benim mesela hani kız kardeşlerinizin anlattıklarını ilk aklıma takılan ne oldu? Artık 51 yaşındaki bir adam annesine bakar. Annesinden para istemez. Bir ara verelim, sizi bir dinleyelim. Sonra buradan başlayalım. Neden yani bu yaştaki bir kadın evet. niye para pul oğlunun borcu meselesiyle uğraşsın tamam, ki? Tamam Müge Hanım, işte ben tam o konuya değil. Geleceğim böyle. Tamam, hani tamam bunu izleyelim. Para pul. O konuya para, gelelim. Pul, kimi, tamam. Kimimiz? Kaybının 22. gününde pirinç tarlasında ölü bulunan ve cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen Sevim Yıldırım'ın iddiaların odağındaki oğluydu Ergün Yıldırım. Sevim Yıldırım'ın kaybolduğu dönemde sabahtan akşama kadar hatırladığınız kadarıyla o gün ne yaptınız? Saat kaçta evden çıktınız? 10 mu desem, 11 mi? Hani Necati gelmişti, hani beraber oturduk. Telefon bahisinden cihaz aldık, o Ankara'ya gitti. Ben de eşimle alışveriş mi yaptım? O mu gitti? O aradı işte. Annem aradım, ulaşamadım. Hatta konuştum Nurgül kardeşimle. Kardeşim annemle görüştün mü? Yok dedi. Buradan birkaç sefer de aradım. Saat kaç gibi aradınız? Öğle sonu diyelim. 2 veya 3. Her böyle... gün arar mıydınız böyle annenizi? Ben devamlı ararım. Eksiği, gediği var mı yok mu diye. Bir de babam rahatsızdı. O yüzden devamlı arıyorduk. Ulaşamadık. Akşam aldı o gün ulaşamadım. Ondan sonra amcamın bebelerini aradım. Eve gidin bakın diye. Kapılar kilitli, kimse yok dediler bebeler. Ondan sonra buradan ben taksi çağırdım. Jandarmaya haber verdim. Koronavirüs vardı. Buradan izin alıp gittim. Gittiğimde jandarma köydeydi, Mıhtalı'nın önünde. Hep beraber indik. Bizim bahçeleri, aşağıları aradık, tekrar geldik. Dediler, İçine girdiniz mi? Komutan dedi ki kilitleri kırma. Peki Sevim Yıldırım'ın evine nasıl girmişlerdi? Kendisi iddia edildiği gibi içeri girip bakmamış mıydı? Biz tekrar köylü köylüce indik aşağı. Duranlar
Kendi kırdı kapıyı. Nurgül Hanım'ın eşi Duran Bey. Evet. Nurgül kardeşim diyor ki orada tellikte sobanın içinde. Ya kardeşim madem girdin bana diyorlar niye girmedin? Madem vardı niye bırakmadınız? Ellemen dursun. Bunlar diyor sadece. Ben herhangi bir şeyi görmedim. Siz girdiniz mi onlar? Beraber girince girdim. Hani palta dedi palta ne evdeydi. Hepsi evdeydi. Herhangi bir yerde dağınıklık herhangi bir şey yoktu. Ergün Yıldırım'ın iddiasına göre cılız olarak tanınan Hüseyin isimli akrabaları daha Sevim Yıldırım kayıp olarak aranırken 75 yaşındaki kadının kızına başsağlığı dilemişti. İşin canı dönüyor dolaşıyor Hüseyin Yıldırım. Demiş ki kardeşime daha annemi bulmadık. Başın sağ olsun olayı. Şimdi ben... Anneniz daha bulunmadan kayıpken mi diyor? Annem bulunmadı. Bunu Nurgül kardeşimin kendi de diyor. Eşim Asiye Boyacı da hani o köydeydi. Duymuş. Ben başından beri diyorum annem bahçede neydi? Ne olduysa evde oldu. Bahçeye neye gitme neye yok annemin. Hüseyin Yıldırım'ın olayı gördüğünü mü düşünüyorsun? Ben öyle hani kor diyorum oraya geliyor. Bahsettiği akrabaları Sevim Yıldırım'ı beyaz bir baltayla bahçeye girerken gördüğünü iddia etmişti. Ancak söylenene göre bahsi geçen balta evde bulunmuştu. Ergün Yıldırım için de bu bir şüphe noktasıydı. Beyaz baltayla bahçeye giderken diye gördüm demiş. Evine ne kadar mesafede olan bir yer? Vardır 2-3 kilometre. Yani. Devamlı gidip geldiğimiz yer. Bulunduğu yer o yer mi? Annemin bulunduğu yer ta Karadağ köyünde bulundu. Caminin önünde gördüm diyor. Caminin önünde gördün annemi. Bahçeye giderken ne zaman gördüm? Video gelirken, video giderken. Beni zaten yönlendiriyor direkt oraya. Kız kardeşlerinin Ergün Yıldırım'dan şüphe etmelerinin sebeplerinden biri de borçlarıydı. Bu konuyla ilgili ithamları da yanıtlıyor Ergün Yıldırım. Necati Çiçek de sizin para alışverişinizden bahsediliyor. Şimdi nasıl diyeyim? 40 olur, 50 olur, 100 olur fark etmez. Birbirimizi aldık verdik. Ben Necati ile hala da görüşüyorum. Herhangi bir husumetim de yok. Eşi neden annenizin önünü kesmiş? Şimdi şöyle eşiyle oğlu bunlar babamı dolandırdı. Necati de herhangi bir dolandırma şey yoktur diye beyanında bulundu. Bunlar annemin, hani ben bunları sonradan duydum. Annemin önüne geçmişler. Babamı oğlun dolandırdı gibisine. Durdurken gözümle görmedim. Neden önüne geçiyorlar? Gel bana de madem. Ben burada mı kaçmadım? Madem anneni babanı dolandırdım. Kardeşlerinin söylediğinin aksine Ergün Yıldırım kendisini paraya önem vermeyen, olduğu zaman da harcamaktan çekinmeyen biri olarak tanımlıyordu. Kardeşleriniz de bir dönem siz de bununla alakalı hatta suçlamış bir tartışma yaşamışsınız. Şimdi şöyle benim kardeşlerimle annem böyle olana kadar herhangi bir sıkıntım yoktu. Paracı olmanızla alakalı da bir soru işaretleri var. Tamam olsun. Önemli bir sorun değil. Ben paraya önem veren biri değilim. Demin 100 milyar da olsa bugün yer geçerim şuraya. Benim Nurgül kardeşime kızdığım konu şu. Evi boşaltan o. Ben yüzüne de gittim. Evine gittim dedim ki bunları çalan sensin. Duran. Çalan? Ne vardı evde? Evde ne çıktı? Gözümle görme. Hani diyorlar ya paradır puldur. 2 milyar da olsa 3 milyar da olsa evden çıkması lazım. Sadece 2 milyar lira para çıktı. Jandarma buldu onu da. Annenizin birikmiş bir parası var mıydı evde? Yok öyle amşan bir parası. Önlerin 3 lira 5 lira herhangi bir. Nerede saklar mesela? Yani önlerin öbür eve kor. Yani 2 lira şuraya kor buraya kor. Sizlere verir miydi? Verdi. Ben gider alırdım. Götürü de anneme de baba. Ben hiçbir zaman saklamam. Onlar ben el üstünde büyüttü. Bir de şunu diyorlar. Annen alt. Ben 50 yaşına geçtim. Daha ben annemin altında aktığını görmedim. Bulunurdu 3-5 çeyreğe. Gittiğim zaman daraldığım zaman çıkardı önüme kurdu. Ya böyle bir şeyden bir husumet yaşar mıydınız annenizle? Yok. Bir şiddet vesaire? Yok ablam. Hiçbir zaman para konusunda ben hiçbir zaman bir şey yaşamadım. Ergün Yıldırım da annesinin cinayet kurbanı olduğunu düşünüyordu. Ona göre annesine bu kötülüğü yapan da yabancı biri değildi. Bunu bizim içimizi dışımızı bilen biri. Sonra mı öldürdüğünü düşünüyorsun? Şimdi 20 günü aranıp bulunmuyor da devletimiz drone'da kaldırdı. Yerlisi yabancısı herkes geldi. Askerimizi şu yani 20 gün, 22 gün sonra şişme yok, kokma yok, bıçak yok, yaralama yok, zehirleme yok, yok da yok. Yani insanın hakkına her şey geliyor. Bu diyemiyorum ki. Ben de izarıyorum. Ben her konuda hani nereye diyorsanız oraya da varım, nereye diyorsanız geleceğim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Evet Satı Hanım, Nurgül Hanım izlediniz Ergün Bey'in açıklamalarını. Ne söyleyeceksiniz önce size sorayım. Evet. İzledik Müge Hanım. Şöyle 2-3 gibi anneme bakmaya gönderdi. Kimi göndermiş? 2-3 gibi falan gönderilmedi. Ben o akşam anladım. Gönderildi. Ben gönderdim onu da Müge Hanım. Tamam. Kimi gönderdin akşam? Mesela Ergün Bey anlatsın gibi? Evet. Evet. Kimi gönderdin sen? 2-3 gibi değil. Öyle diyorsun ama. Evet. Tamam öyle değil. 2-3 gibi de ya 7 ya 8. Biz Berkay'ı, Koray'ı gönderdim. He. Tamam o akşam gönderildi. Doğru. Ben gönderdim. Ama sen 2-3 gibi diyorsun söylediğin şeyinde. Evet. Ben 7-8 gibi hayır, gönderdim. Hayır, doğru söylüyorum. 2-3 gibi de söylüyorsun işte. Soruyorum ben de sana. 2-3 gibi niye gönderiyorsun? Bak orada yorabaşta yaptım. 2-3 gibi. Ben dükkanımdan 3.5-4 gibi çıktım. Evime gidiyorum. Ben
Bebeler aradım 7-8 gibi neydi? Müge Hanım ben yanlış mı dedim? 2-3 gibi gönderdiğini orada, söylüyor. Hani, biz öğrendik. İki sefer röportaj yapıldı benim dükkanım. Benim dükkanımda yapıldı. Ben yazıhaneden, kendi yazıhanemden hani... Tamam, siz şimdi normal... İsterseniz şöyle başlayalım şimdi. Kız kardeşlerinizin sizden şüphelenmesi nedeni şu. Diyorlar ki Ergün'ün hiçbir zaman parası olmazdı. Sürekli para diye hep annemi babamı da yedi bugüne kadar. En son birilerinden de borç para almış. O borç para aldığı kişiler de benim annemin önünü kesmişler. Ergün de sürekli para istiyordu ve en büyük iddiaları da şu... Zaten annenizin cenazesi bulunduktan sonra evde hiç para pul bir altınları falan da varmış. Çıkmamış. Doğru. Çıkmadı doğru. Kızlar doğru daha iyi bilirler. Doğru mu yani? Annelerinin nesi var nesi yok bilmem ne. O da çıkmadı. Ama diyor hanginizin kızıydı? Benim. Satının kızı gitti 1000 liranın üzerine 100 lira daha lazım dediler diye. Doğru. Doğru gitti, mu aldı. Yani? Ergün Bey de, işte, Ergün Bey de gitmiş yani. Sormuş benim kıza. Nerede annemin paraları? Anneannen nereye koyuyor paraları dedi. Ondan sonra da annem kayboldu, öldürüldü. Altınları da çıkmadı. Ya Ergün aldı şeyle borçlarını ödemek için ya da Ergün'ün borçları geldiler anneme bir şey yaptı diyor. Tamam Müge Hanım, buradan başlayalım. Nurgül kardeşim babamın başında hastanede. Evet hani doğru. Ben şimdi kaldım. Hani o para alma konusundan anlar. Oradan başladım evet. Ben de hastaneye geldim. Hani buradan Ankara'ya geldim. Hani o para konusuna baba geldim. Ankara'da mı? Baba Ankara'da hastanede. Tamam, Ankara'dan Ankara'ya geldiniz hani, evet. Aa kardeşim ya bu aradı veya ben hani ya bu hani artık dedi ki işlik yani çoraptır şu bu. Hani babamız atamız o almış ben fark ettim. Aldım ufak tefek aldım gittim ha yanında. Dedim ki kardeşim yalan var. Neyse hani cihazdan ne haberi yok. Cihaz orada satı kardeşim yazdırmış. Cihaz sonradan çıktı karşımıza. Ufak tefek her neyse. Nurgül kardeşime babamın başında. Hatta kardeşime dedim ki ben gidiyorum. Hatta bak hadi sen kardeşim. Boş ver Ergün Bey çok teferruata gelsek lafımız bitmez. Şimdi cihaz için 1100 liraya lazım olmuş. İşte oraya geliyorum bir yanım. Hatta kardeşim dedim üstünde bulunsun. 50 lira Nurgül'e verdim. Aşağı indik 1100 mi 1300 mi öyle bir ne dedi cihaz öyle bir şey dediler hani orada. Benim üstümde de 250 veya 300 liram var. Aha satı kardeşim burada. Önünden 250 mi 200 mi verdik 300 mi verdik yani önünden cihazı aldık. Geri kalan 1000 lira Durgu kardeşim senden istemedin mi? İstedim. Satı kardeşim senden istemedin mi? İstedim. Bunlar yok deyince Beytullah yeğenimi bile aradım. Kardeşim yeğenim karşında var o da yok dedi. Tek çare kaldı. Babam, zaten kardeşime dedi ki babam parayı eve bırakmış. Annem aradık, parayı aldık da geldik bu yana. Madem ata iş, şükür Allah ellerinde var 1 milyar niye beni oraya gönderiyorlar madem? Ergün Beyciğim bak sizi kırmak istemiyorum ama 50 yaşındaki bir erkeğin de yani babasının 1000 lira bir cihazı olduğunda yani cebinde parası olmaz Müge mı Hanım, babasının o 1000 lirasını vermeye? Oraya da gelin bildiğine ben ticari taksiyle buraya da Çankırı'ya da bak desin ki bak... Ankara'da cebimde bütün parayı arabam yok mu yani ben bütün Ergün Bey bir otobüs vardır ben Çankırı'yı bilirim yani otobüse binersiniz baba. Göremiyordu. He. Arabayla götürüp getirdim. Sen mi verdin parasını? Neyse. Sen mi verdin taksinin parasını? Sen enişte verdin. Vermedi mi? Nerede? Hadi verme dedi. Hangisini verdin? Hangisini mi verdin? Birini. Yalan söyleme yalan birini söyleme. Birini mi? Kaç kere götürdün zaten taksinle sen adamı? Tabii ki sen vereceksin. O ayrı bir konu da sen erkeksin, oğlusun. Biz kaç kere verdik sen adam üçünü verdik. Adam bir kere gitti zaten taksiyle. Niye? Onu da biz verdik ya. Yani. Allah Allah. Hayır şimdi mevzu şu. Yani o 1000 lira parayı vermek için siz tekrar Ankara'dan Çankırı'ya gidiyorsunuz. Evet doğru 75 yani. Yaşındaki ananızın kapısını çalıyorsunuz. Evet. 1000 lira istiyorsunuz. Evet aldık geldik. Sonra 1000 lira veriyorsunuz. Fakat 1000 liranın da yetmeyeceğini 1100 lira olduğunu öğrenince 100 lira için tekrar gidiliyor. Yok gitmedik Müge Hanım. Oradayken istiyor. Hayır. Oradayken istiyor onu. Gelmeden daha. Anne dedim varsa 100 lira daha verdim. Hı. Annem de çıkarttı getirdi. Tamam. O sırada da torun da varmış yanında. Evet varmış bizim sıra yeğenim de var. Tamam sonra siz yeğeninize demişsiniz ki nereden aldı o? Çünkü kadın 1000 lirayı siz giderken hazırlamış yani nereden verdiği evet, bilinmesin evet, diye. Evet çıkartmış 100 lira daha isteyince tekrar o 100 lira için biriktirdiği paranın biriktirdiği yere gitmiş. Evet, evet. Çünkü orayı görecek yani evet. Müge Hanım. Sonra sen de demişsin ki Ergün Beyciğim evet. Yeğenine anneannen nereden aldı o 100 lirayı? Evet. Niye soruyorsun? O değil Müge Hanım. O öyle değil. Ben bunlar da bilir. Ben annem babam benden bu yaşıma kadar... Bir dediğim hiç olmadı. Varlığını sen yedin dediğine, adamın ya. Ben babam benden bütün varlığını ben harcadı. Şimdi benim demek istediğim şu. İşte ben de bunu bildiğim için zaten soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim Edine. Ergün Beyciğim bak beni yanlış anlama. Parasının nerede olduğu değil. Bak Ergün Bey. Çıkıdır dedim. İnsanın var günü de olur yok günü de olur. Ama
50 yaşındaki bir adamın en az 50 tane de bir erkek arkadaşı vardır. Ama ben hiçbir zaman onları parasız pulsuz bırakmadım. Tamam, ben o küçük diye önemsemiyorum ama baba hastanedeyken, anne Çankırı'dayken, yani insana 1000 lira atacak bir arkadaşı olmaz mı? Ne zaman olmaz biliyor musun? O arkadaşlarından daha evvel para istediysen kimse artık vermez. Ama normalde şimdi Allah muhtaç etmesin, hani 50 tane adamı ararsın, karşılık istemeden babası için o cihazın parasını gönderir. Doğru. Evet. Bak sen diyorsun ki, bir de diyorsun babam barınıyor, onu bana harcadı. Doğru mu? Evet. Tamam, şimdi 1000 lira için annenize gidip bir de 100 lirayı nereden aldı diye yeğene sormak ne demek? Onlar ondan şüpheleniyorlar. Şüpheleniyor da Müge Hanım, işte hep bu tarafı konuşuluyor. Ben de, sen sordun mu yeğenine? Ben de eşten dosttan bulduğum parayı benimkiler gözle görükmüyor. Ama bunların 50 lirası para oluyor, benim 50 milyarlık ortada görükmez. Sordun mu yeğenine? Ben sonra Müge Hanım'dan borç alıyorum, şikayetçi oluyorum. Abimden alıyorum, dolandırıcı ödersen oluyorum. Ödersen olmazsın abiciğim. Ödemezsen abi, olursun. Ablam, ödemeye kime geldin? O konu o değil. Benim harcadıklarım, bana kimse para... Bize harcamıyorsun sen, babana harcıyorsun ya. Şimdi 10 milyar olsun, ben onu harcar geçerim. Diyemez ki kardeşim esir geldiğinde. Ben hiç acımam. Neye acımazsın? Yani yemeğmiş, içmeğmiş, kim bunlar olsun, yiyen kimseye, yani herhangi birine. Acıyacaksın abi, 10 bin liranın işte koyacaksın 5 bin lirasını kenara ki başkasına ihtiyacın olduğunu çıkaracaksın hemen. Esirgiyor desin, ben ondan kaybettim. Tamam Ergün Bey, sen yeğenine sordun mu anneannenin altınlarını, paraları nereye saklamış? Yok, sormadım Müge Hanım. Siz niye sordu diyorsunuz? Sormuş. Sormadım diyor satın. Sordu da diyor, ben diyor ne cevap verdiğini bilmiyorum anne, hatırlamıyorum diyor çocuk. O hatırlamıyorum diyor, öbür yeğenim de vardı Beytullah yeğenim, kocaman delikanlı, evli baklı insan. Yani sorsam, ben dedim ki ben kilit çıkartırdım. Anladım bak hani 100 lira daha verdim. Hani annem de getirdi verdi. Ergün Bey sen ne işle meşgulsün? Hocam ben emlak işi yapıyordum. Emlak işi. Emlak? Evet. Eski eşim emekli oldu oradan. Yani evini geçindirecek bir gelir sahibi şükür, değil miydin? Hani şükür şimdi yine yazıhanem de var. Yani yine döndürüyorum az çok ekmeğimi. Hani şu anda yani röportaj yaptı benim kendi dükkanım. Hı. Şimdi sen emlakçı mı yapıyorsun? Anladım da kardeşim, dükkanım var ama dükkanım varken kalkıp da hastanede baban can çekişirken, annen başka türlü problemlerle uğraşırken 1000 lira için ta oradan kalkıp oraya kadar gitmek. Şimdi şöyle diyeyim hocam. Yani bu biraz ters geliyor insana. Ben şimdi benim dükkan yani resmi kayıtta emlak işine yapılmıyor. Yani bitti. Hani yani o zaman işsiz. El altından dönerse dönüyor. Bir gelir yok. Yok. Nasıl geçindiriyor evi eşiniz? Ben kahveye gidiyorum hocam. Sor hocam bunlara. Kahveye gidiyorum hocam. Kahveye gidiyor. Evinizi nasıl geçindiriyordu? Hangi gelirle geçiniyordu? Gece kahveye gidiyorum hocam. Ben hanımefendiye soruyorum. Kahveye gidiyor. Kahveye gidince ne oluyor? Bunlar oynuyor, iç içiyor. Ne alacak o Müge Hanım? Sabaha kadar hocam. Evet. Allah var, doğru. İçiyor. Bunlar oynuyor. Yani 300-500 yolumuzu buluyor burada sabaha kadar. İçiyor. Ananın başına var oraya. Ne oynuyorsun? Anneden babadan alıyordun yani. Bunlara sıkıştı orada, borç yaptı. Annenin başına gitti oraya. Ne oynuyorsunuz siz kahvede? Ya kağıt, okey şu bu. Ya okeymiş. İyi de okey dedi, her zaman da insanın kazanacağının garantisi yok ki. Biz oynamıyoruz ki, müşteri. Müşteriyle bizim işimiz. Sen kahve mi çalıştırıyorsun? Çalıştırıyorum. Hayır hocam. Bir dakika. Ben müşteri götürüyorum. Garsonluk yapıyorum. Yalan hocam, ya, yalan. Müşteri götürüyorsun sanki götürdüğün büyük paraların döndüğü kumarhane mi? Okey masasında zaten çay parasına oynanıyor. Hocam, yani öyle büyük bir kumar oynanmaz ki kahvede. Hocam, okey oynanan yer 5'lik 10'luktan aşağı oyun olmuyor. Ne demek 5'lik 10'luk? Ne oluyor bana? 5'lik 10'luktan. 5'lik 10'luk. 5 bin liradan bahsediyoruz. Evet. Allah Allah. Kaç turuna? Valla 7'den düşmeli oraya. Ha? 7'den düşmeli. 7'den düşmeli 10 bin lira. Evet. 5 binlik 10 binlik. Biz demek ki oynadığımızda biz oynuyorduk. Belki 15 saat milyonlar gidecekmiş. Ne oluyor? Sana ne veriyorlar? Ben oradan komisyon alıyorum. 7'den düşmeli. 2 sayı mı düşüyorsunuz? Evet. Okey atarsa 4 sayı oluyor. Biter o hemen. Biterse biter o da karşısına. Ha, kim geliyor orada o kadar parayı veriyor Çankırı'dan? Çok biliyorum. Ya, öyle bir ufak bir memlekette veya köy kahvesinde 5 binlik 10 binlik aynen dönüş hocam, olmaz. Aynen. 500 lira 1000 lira bile zor dönüş. Burası köy kahvesi. Bir de 7 sayı. Yoksa yasa dışı. İki okey atsın aldın parayı. Herkes. Ne yapıyorsunuz o zaman? Hile mile yaptırıyorsunuz ki birilerini oradan para alıyorsunuz. Yoksa nasıl kazanacaksın hep?
Erkek şansına mı canım? Ne bilesi olacak? Ha? Erkek şansına. Şansına. Abi iyi de şimdi ben çok severim okey oynamayı. Gerçi gene oynamayalı oldu bizde ne de. Şey yani ne kadar oynasan da 7 sayıda... Yani 7 sayı düşmeli de 5000 lira... Yani çok salaklık yani onu oynamak. Yani kahveci ne kazanıyor ki sana 500 lira 1000 lira versin? Yok komisyon parası diye. Kahveci ne kazanıyor? Şimdi... Saatte alacağı 1000 lira. Sen kendin de oynuyordun yani. En kazanınca... az zamisi. En az zamisi saatte alacağı 50 lira. 4 kişiden 200 lira. 5 saat oynasalar 1000 lira. Bunun zaten 1000 liranın içerisinde çayları var, suyu var. Hocam onlar... Yarın sonra gitse 300 lira 500 hocam, lira. Hocam onlar zaten bedava. Abi. Ya ben bu işi bilen adamım Ercan Bey, bana hiç anlatma. Ama sen diyorsun ki 50 lira diyorsun. 50 lira diyorsun. Gördüğünüz gibi kirli çamaşırlar dökülüyor. Dökür. Ben valla 1 lira bile vermem. Ben gelen taşa göre ben ne 1 lira vermem. Orada çay içiyorsak içeriz. Ne benim elime gelen taşı. Anca hilebaz birileri olur hani taş çalıyordur falan filan onlar oynar. O yoksa işin ki... içerisinde birini alırlar derler ki şunu koparalım boynunu. Heh. Keselim. Hı. Ondan üç, yerine de hani 5-10 bin lira kazanırlar da o 10 bin liranın içerisinde al 500 lira 1000 lira da sen bizi organize ettin onu diye. Da, o ayrı. Onu da bir kere kesersen. Her zaman olmaz. İkinci kere koparınca da ondan sonra ya, az okumadık gazetelerde ıstakalarla birbirlerine girdi. Biri öldü. O duyulduğu zaman da millet artık oraya yaklaşmaz, buna da yaklaşmaz. Biri öldü zaten de sonra ıstakaları plastik yapın diye şey çıktı. Hayır tabii canım. Neler uğraşıyor memleket yani gerçekten ıstakalar taht. Biz onu da bir kere işte görmüştük. Niye sizin ıstakalar tahtta değil diye. Gerçi onu da adamı tahtayla dövmüşlerdi de bize gösterirken plastiğini gösterdiler. Onu da anlamadık değil de ne yapayım şimdi yani. Nereden bulayım adamların tahtta ıstakasını? Plastik ıstakayla oynanır mı sabaha kadar? Ya sen abi geçer. Sen çalışmıyorsun benim anladığım kadarıyla kısacası. Evet. Aynen. Anneden aynen, babadan aynen, alıyor. Aynen. Bir aynen. Gün anneden bir gün babadan aldığı ha. Parayla geçiyor. Aynen. Öyle mi Nurgül? Evet evet. En son bile annem ölmeden önce muhtar arayıp o da bak ifadesinde var zaten 65 aylığını istemiş vermemiş. Evet. Ne istemiş? 65 aylığını istemiş. Aylığı alıyordu annemgil. Muhtardan istemiş vermemiş. Evet. Pazar günü götürüp anneme teslim etti muhtar. Bak, o da salı annem kayboldu zaten. Salı günü zaten öldü. Ha yani muhtardan mı istemiş 65 aylığını? Evet vermişlerdi. Ben mi istemiş muhtardan? Evet bağlansın söylesin bağlanır da yani. Muhtar kendi söyledi. Annem de söyledi zaten. Abi sen niye çalışmıyorsun peki evet. Sen? Hülya Hanım, bağlansın muhtar. Bağlansın. Güzel, eve koptun mu oturmadın mı? Yoğurt lan dedim benim. Yalan, bu yalan dedi. Nereden buluyormuşsun ya? Hayır sen önce istemişsin, vermemişsin zaten. Ya gidin şuradan ya, istemişsin gibi. Bağlansın. Bağlansın, bizim yalanla işimiz ne? İstemiş de yoksun var. Ben size kaç kere arıyordum, annem babam böyle böyle. Niye yalanlar konuşuyorsun bu arak bunda? Niye yalan konuşalım? Hangisi yalan? Ay bak herkes arıyormuş. Hiç çalışmaz diye senin işin. Hangisi yalan? Müge Hanım ben çalışmıyorum. Böyle ilin işinde işim yok. Ben orada. Ara Müge Hanım. Parasıyla geçim yapıyor Müge Hanım. Yalan neredesin? Söylüyor. Kahvelerdeyim. Abi Müge kahvede Hanım. Bir dakika kahvede de çay da doldurmuyorsun ki yani. Sen o zaman orada okey oynuyorsun. Kazanırsan kazandığını kar sayıyorsun ama kaybedince de millete borçlanıyorsun. Çünkü ben dedim ki cuma günü. Nereden ben dedim her günü? Derdim yok mu canım? 100 bin lira borcu olacak. Senin nasıl yok borçluların annenin kapısına dayanmış. Evet biliyorum ben de oraya gidiyordum Müge Hanım evet. Niye bir günden bir güne dememiş benden Necati Çiçek'in annemi sıkıştırıyorsunuz diye niye söylememiş evet. Peki? Hiç ardımızda durmadı Müge Hanım. Annemi niye savunmamış? Tamam Necati. Onu duydum sonra da duydum. Niye gidip tamam, onlara Necati Çiçek'i nereden senin borcunu? Hayır nedense sonra da ben Asiye'yi aradım. Asiye doğru değil yalan mi? Yalan söylüyor Müge Hanım yalan ya. Ayşe'nin şey aradıklarını yalan. Ben sana arayıp da Erbil'e söyle annem bağırıyor gitsin Kore'ye de. Dedim mi demedim mi? Bak yalan söyleme. Söyleyemez ki ne yalan evet. Söyleyeyim. Yalan söyleyeyim canım aradım. Tamam işte aramadın mı? Dur tek tek konuşun kızlar. Yollayacağım diye sen değil miydin? Dedin değil mi? Ha doğru değil. Hı. Ama yalan söylemiyorum. Neden etmedin? O kadın iki sefer telefon açtı. Tamam, kızım senin... oğluna söyle de ben, beni dilliksiz ediyorlar. Evet, bunlara ne diyorsan dinledin. Ama hiç anlamıyoruz. Hiç anlamıyoruz. Kim açtı ya, telefon? Annem açtı. Annem aradı. Annem ağlayaraktan. Siz İki sefer beni aradılar. Ne dedi? Ben, benim babam yanımdayken. Ne dedi? Bu gitmedi. Ne kızım dedi... İşte Necati Çiçek'in ailesi, oğlu, çocukları... annemi iki sefer sıkıştırmışlar, önüne geçmişler. Beni tehdit ediyorlar dedi. Oğlumu arıyorum dedi, Asiye'ye yalan söylettiriyor, evde yok dedirtiyor dedi, telefonla ulaşamıyorum dedi. Ne istiyorlarmış para. Necati parası bunu, şeyin? Bunun para istiyorlar, para. Bunun aldığı parayı istiyorlar annemde. Tamam. Ne kadar? Ergün Bey'in borcunu evet, istiyorlar. Evet, evet Müge Hanım. Dur tek konuşun. Kadın iki sefer aradı Müge Hanım beni. Ne kadar borcu varmış?
Vallahi benim duyduğum kadarıyla 100 milyar civarında. 100 bin lira evet. Yani. Hatta o, abisinin ifadesine 120 milyar. Evet evet 100 milyar. Evet 100 milyar yani. 100 mü 120 mi? Söyle Müge Hanım. Orasını bilemiyorum. Necati Çiçek'in abisi. 100 bindir canım. Duran Çiçek'in ifadesinde hatta o da ifadesinde bulundurmuş. 120 milyar diye söylüyor o da ifadesinde. Ha. E niye 120 bin lira borcun var senin Necati hep okeyde kaybettiğin için mi? Vallahi tamam. Müge Hanım benim borcum işte. Niye yok? Biz birbirimize aldık verdik. Tamam. Seninle ama adam, bizim annemizden ne istiyorlar? Ya, mahkemede adam benim alacağım vereceğim hanıma ben de alacağım da yok vereceğim bak, de yok. Bak böyle savunuyor kendini. Annen ne oluyor anne? Anneyi niye savunmuyor o zaman? Tamam sen de anneyi savunuyor da anneyi niye savunmuyor? Bir saniye ben yani, savunmuyorum Necati'yi bir saniye. Savunuyor işte birbirinizin el alakası yokmuş ya. İkiniz değilsiniz kadını sıkıştırıyorlar. Hayır canım öyle bir şey. Bunlar kendi konuşuyor kendi. Kendi konuşuyor tamam bir dakika bir cevap ver. Ergün Beyciğim senin nasıl Necati Bey'e 100 bin lira ya da 120 bin lira borcun var? Bu okeyden mi oldu? Bu. Yok bir takım bir yerlere gittik diyelim. Yani. Nerelere nasıl gittiniz? Nasıl iyi oluyorlar bunlar? Bara pavyona falan mı evet. gittiniz? Barda pavyonda yediniz o 100 bin liraları. O gitti evet. Bir de ailesinden de oldu Müge Hanım evine gidemiyor ayrı yaşıyor Necati Çiçek. Bunun yüzünden parası konusundan evinden ayrıldı. Bu 100 bin lira bir pavyonda ne kadar ne yaptınız ki siz? Oynadınız mı kadınlarla falan ne yaptınız yani? Bilmiyorum Müge Hanım. Yani nasıl bilmiyorsun sen de gitmişsin ya. Öbür için gitti yani. 100 benim annemin gitti. Suçu neydi? O zaman demek ki bir dakika yarı yarıya mı kaç kişi gittiniz? Kaç? 3 kişi veya 3-4 kişiydi. 3-4 kişisiniz 400 bin lira mı harcadınız? Sana düşen para pay mı 100 bin lira, 120 bin lira? Yok o para zaten aynı gün gitmedi. 2-3 günde bir kayboldu para yani parça bin. 2-3 gün gittiniz. Pavyona gittiniz. Bu kadar hesaplar ödediniz. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Sonra kim ödeyecek bunları? Senin annen 65 yaş maaşı alıyor. Bir de Müge Hanım ben borç almadım. Bana borç verdirmedim ki kimseye. Ben şuraya merak ediyorum. O zaman kadın çağırdım. Abi, niye de, gitmedim annenin yanına da gittim. Sormadım o zaman tamam, bunları. Tamam millet seni bedava mı yedirecek içirecek? Millet seni bedava mı yedirecek içirecek? Ya bana yedirmiyor ki Mine Hanım. Kime yediriyor? Getirip de benim cebime buraya para mı koymuşlar? Gittiğin zaman harcamaya... O zaman annenin ardında neden durmadın? Niye önünü kestirttirdin yani? Bir saniye ne diyor adam? Kim gitmedi ya? Niye gittin mi? Sordun mu kadın iki sefer ara ağlayarak? Ben mi gitmedi? Evet gitmedi ya, tabii ki. Ya Allah'ınızdan vururum ne diyeyim size ya? Tamam eğer bizdeyse bulalım da oracağız. Ama bir dakika ama hiç lafın sonunu getiremiyoruz. Siz evet. pavyona gittiniz. Sen nasıl 120 bin lira borçlandın Necati Çiçek'e? Ben borçlanmadım Müge Hanım. Benim borcum ne yok. Yani beraber yedik diyor borç kabul etmiyor bu yani. Ha. Sen biz getiriyor. Bana niye mi borç çıkarttılar diye düşündün? Evet 3-5 tane hani aramızda aldık verdik ama öbür hani gittiğimiz içtiğimiz adam zaten daha orada. Ben ne istiyorum diye ne alıyorum ne veriyorum diye. Neden yani. İstemiyor o zaman? Niye o zaman Necati ile abisi geliyorlar annenin önüne kesiyorlar ha. parasını ödesin doğru, diyorlar. Gelir, gelir. Ben onu da sordum Müge Hanım. Açığa şey edebilirsiniz. Hani sorabilirsin, orada sordun. Sordun lan herhalde, sonuç ne dediler? Bir dakika, sordun ne dediler? Sordun, ne cevap verdiler? Bana, ben de Necati'ye sordum yani. Tam niye Necati'ye sordun? Necati orada yaşamıyor ki. Evet. Ya durun bir dakika, Necati ne dedi? Benim param dedi, onlara ne dedi? Ben dedi, kendim biliyorum dedi. Lafımı da çekme, sözümü de dedi. Ne dedi, ne dedi? Para benim dedi. Kime ne? Hani oğlumla karıma dedi. Tamam. Oğluyla karısı mı senden istiyorlar o parayı? Benden istememişler. Annemin oyuna geçmişler. Benden kimse bir şey istemedi. Yahu annenden istemek demek sana ulaşamayınca annene gidip... Evet, evet. Demek lazım ki oğlunun bize borcu var. Evet. Öde evet, demek evet. işte. Niye onlar senin annenin kapısına geliyorlar Ergün Beyciğim? Anneye sormuyor da Necati'ye soruyor. Yani pavyonda oturma parası mı bu? 4 kişi gittiyseniz senin 120 bin lirası üzerine düşer. 480 bin lira mı harcadınız? Yok. O para 480 lira yok. Abicim bak bu Necati'nin karısı, oğlu, gelini evet. senin annenin evet, kapısını, yolunu kesiyorlar. Oğlun borcunu ödesin diyorlar. Evet doğru, tamam. onu duydum. Yani bu şimdi pavyona bir kere iki kere gitmekle mi olan borç? Fazla değildir yani. Valla ben kaçtır? Ev aldıklarını duydum Müge Hanım. Sen, kaçtır? Kaç kere gitmektir? 3 kere ancadır o, fazla sürmez bu. 3 kere? Yani. O zaman yani her gittiğinizde 3 kere 4, 12, 40 bin lira mı masraf oldu sana? Valla 20 dolar, 30 dolar. Niye? Dedi, orada değişik yani. Değişik bir yer. E senin cebinde para yok, ne gittin ya? Para var ya orada. Beleşti para. Onlarda var ya. Ha evet beleşti. Onlarda varsa niye seni bedava götürsünler bunlar senin pavyona, niye? Annesi var istiyorlar işte. Niye bedava da götürmemişler? Ya, nasıl diyorum Müge Hanım şimdi, başka şeyler var diyorum yani işin içinde. Nasıl? Hani kadın, abi desen kadın madın var işin içinde başka. Ne oluyor kadın yalan olunca? Ya, her ya. Şey yalan. Ha? O dostuna yedirdi parayı. Dostuna yedirdiği parayı niye annenden istesin? Yani istediklerinden ben sonradan haberim oldu.
Tamam, haberin oldu ama. Evet. Oldu. Tamam. Ya borcunu ödeyeceksin. Annenin kapısını önünü kestirmeyeceksin. Yani bak kadın ölmüş gitmiş işte. Kızlar haklı. Evet. Ergün yüzünden anneme diyorlar. Anneme sormuyor da Necati'ye soruyor. Git anneyle sor tamam bir kadının derdini dinle. Bak oğlu da ölmedi Hündüs'te. Dediler ki bizim sizinle sorunumuz yok dediler. Ya kimin elini kim dedi? Kimin elini sorun o zaman? Bizim elimiz. Annemizin önüne niye geçiyorlar ben, o zaman ya sorun bir, yoksa? Sana sormadılar niye değil ki dedi. Niye sizsiniz adam ödedi cezasını. Ya, sizsiniz. Sormadılar değil ki dedi. E tamam sordun Necati bir daha yapmayacak mı dediler. Ne dediler? Ergün Beyciğim ben şunu anlamıyorum. Cebinde paran yok ya. Hı? Cebinde paran yoksa senin barda, pavyonda işin ne? Hı? Arkadaşlarından gidiyor mu yani? Arkadaş mı arkadaş? Arkadaş da bak işte herkes kendi yediğini içtiğini ödeyecek diyor arkadaş işte. Ya kimin pavyon parasını ödesin Ergün Bey ya? Bir de niye ödesin? Kimse kimsenin pavyon parasını mı öder? Valla ben bilmiyorum herkes ödüyor hocam ben geziyorum yani. Ya senin paranı herkes ödüyor. Çok mu sevilen bir insansın? Ha? Çok mu vazgeçilmeyen bir insansın çevrende? Böyle çok onları eğlendiriyorsun, neşelendiriyorsun. Sensiz eğlenemiyorlar mı? Onun için mi seni götürüyorlar yanlarında? Yani, senin bütün masrafını çekiyorlar. Ismarlıyorlar. Herkesin yanına gidiyorum. Bir sandalyemiz var, her yere gidiyorum. Ergün Bey, evet, bir hocam. Gün Allah senin Allah. Masrafını çekseler, ikinci gün de senin onların aynen. Masrafını çekmen lazım. Aynen. Sen bu çekme imkanında olmadığına göre kalkıp da onlar da senin zaten yapını, maddi durumunu, harcama imkanını bilen kişilerdir. Senden bir hayır gelmeyeceğini bilen birileri seni kalkıp da bedava ikram olsun diye masalarına bile davet etmezler. O zaman hiç hocam, bunun ötesi yok. Ne diye götürüyorlar? Ne? Ne diye götürüyorlar o zaman beni? Götürmüşler sonra da işte götürdükleri parayı annenden istiyorlar. Annen çekti cezasını. Bak seni anne aramış kızını demiş evet. Ki Ergün'ü arıyorum. Hanım. Benim önümü kesti. Ergün'ü arıyorum. Telefona çıkmıyor. Karısını arıyorum. Karısı da yalan söylüyor. Evet yok dedik diriyormuş. Dur bir saniye evde bir olduğu kaldı. Halde bana yok diyor. Ne yapacağım ben millet de benim önümü kesiyor diyor. Şimdi senin pavyon paranı 75 yaşındaki kadın 65 yaş aileyle nasıl ödesin? Ya bu demektir ki sana ikram olsun diye götürmemişler. Ay Allah'ım. Sen demişsin ki benim masrafımı karşılayın ben yarın annemden alıp vereceğim. Veremeyince de onlar başlamışlar annenden istemeye. Evet. Öyle demese de, öyle demese de küçük yer orası yani. Anneden babadan isterler yani. Evet. Mesele bu kadar basit. Bir insan da bu para için öldürülür mü? Öldürün. Tabii ki hiç kimse öldürülmesin ama... Ne yazık ki bunu görüyoruz. Şimdi öldürülüyor. Bu bizim bildiğimiz. Daha senin kim bilir ne borçların çıkacak. Hı? Yani Ergün Bey bir tane laf var ya yani evlat olsa sevilmez diye. Gerçekten sen bunun vücut bulmuş halisin. Yani Allah da şimdi senin gibi evlat vereceğini evlat diye inletsin. Bence herkes de evlat evlat diye de bu kadar uğraşmasın. Belki Allah'ın bir bildiği vardır. Sen şimdi nasıl pavyonda yediğin parayı 75 yaşındaki ananın önüne çıkartırsın insanlara para istetirsin ya? Annem gelsin ya, onlara bir şey söylesin. Ya insan hastalık parası olur anası evet. Öder ne bileyim bir şey olur bir düğünü olur evet. Bir şey olur yardım edersin de oğlum pavyonda 50 yaşında adam pavyona gidecek. Senin pavyonda ne işin var? Ne yapacaksın sen pavyonda? Sen pavyonda ne işin var bir kere senin? Sen pavyonluk adam mısın? Senin karın çoluğu çocuğun yok mu? Senin pavyon... Ben şimdi gitmedim ki bunu. Senin pavyonda ne işin var? Yedik işte o zamanlar. Yedik işte orada. Evet. Ayağın kırılsaydı da gidemeseydin. Aynen öyle. Ya bırak pavyonu. Ne pavyonu cebinde ya? Eğer çay parası yoksa bir kahveye gidip çay bile içmezsin. E kahvede de oturuyor işte. Evet. Sen kahvede yani, de işin yok. Bırak pavyonu. Kalkıp da oraya gidip de başkalarının sana bir çay ikram etmesini beklemezsin. Bir delikanlılık var, bir erkeklik gururu var. Ya bir de Rami Bey, 10 bin lira 7'den düşündüğü hangi köy kahvesi burası? Sizin yok köy, be kardeşim sizin köy ya. Ne ekiyor Çankırı'da da 7'den düşene 5 bin lira 10 bin lira diyorsun. Mümkün 10 bin lira 7'den ya. Düş. Oturdun, destur bismillah, 2 tur döndün bitti. 10 bin lira gitti. Hadi tekrar dizdi, 10 bin lira. Bir saatte 50 bin lira para kaybedersin yani. Orada taş çatlasa 50 lira 100 lira döner adam başı. Hangi kahveymiş kaybettiğin o? Kazandığın 300 bin 500 bin 1000 lirayı geçmez. 1000 lira da büyük para da yani. Hani 10 yok bin yani 1000 lirayı bulmaz 300 lira 500 lirayla döner. O bahsettiği durum. Sen attın herhalde o 10 bin liraları. Çankırı'da ne ekiliyor ne dikiliyor bu kadar böyle. Ne, kimler oynuyor bunu? Herkes oynuyor Müge Hanım. En kötü oyun binlik, iki binlik. En kötü oyun bunlar. 500'lük, binlik, 2000'lik.
Sonra analarınızın peşine borçlar da dansa. Biz çıkınca da niye öyle oluyor? Evet. Haksız mıyız? Değiliz. Sen hiç mi çalışmadın bugüne kadar? Hiç çalışmadım. Oldu Laz ya. Anadan doğdu, dışarılarda. Anadan babanın parasını yedi. Tek tek ha? Anadan doğdu, doğalı ananın babanın parasıyla bu vakıda kadar geldi. Şimdi ana baba öldü, hepsi bitti. Evet. Aha yalan desin. Yalan mı abi? Yedirdi diyor. Hayır. Yalan desin işte. Yalanlasın bunu. Sen onu dinle. O söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet ben diyorum. Yalanla. Ne demek ne diyor? Ben bu yaşıma kadar bir yerde çalışmadım. Yani. Tamam. Ben yalan söylemiyorum. Nasıl geçindi? Hep Edine. Benim babam el üstünde büyüttü. Baban el üstünde. Ama bu onlar el üstünde yapmadı. Evet. Parası var bir de. Evet. Hiçbir şey. Dayak. Dayak. Şimdi bir beyefendi telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Şimdi ben 3 sene önce bu konunun sizin programa taşınacağını hissetmiştim. Allah yani Allah bu Allah. Yaşlı teyzemizin kaybolduğunu ben ilk önce yer havasından öğrendim. Ben her cuma günü o köyden geçerek başka bir ilçeye servise gidiyorum. ben bu teyzenin kaybolduğunu öğrendiğimde şimdi bu cenaze bulunan köy Karaday köyü. Teyzenin kaybolduğu köy. Çatalelma köyü. İlerisinde de Kıyı Kavgalı diye bir köy var. İki köy arasında da bir tane Kızılırmak geçiyor. Ben hatta şey diye düşündüm. Acaba bu teyze buraya mı çamaşır yıkamaya falan gittiğinde ayağa kayıp düştü mü falan diye düşündüm. Ama ben cesetin bulunduğunu öğrendiğimde çok merak ettim. Hatta ben olayın muhatabı olsaydım ben o günlerde sizi aramayı bile aklımdan geçirdim. Böyle bir olay var. Bu teyzemizin ben öldürdüğüne inanıyorum diye bana çok büyük bir his geldi. Ben sabah ezanında o köyden geçiyorum. Öğlen namazı okunurken de geri dönüyorum. O caminin önünde yaşlı amcalar oluyor. Çankırı merkeze gitmek için. Ben onları arabamı aldım. Defalarca farklı insanlar aldım. 65 yaş üstü, beni duyabiliyorsunuz değil mi? Dinliyorum sizi, evet. Ha, 65 yaş üstü amcalar diyor ki, zaten konuya vakıf olan gelip dolu yaş ve üstü, bizim eşlerimiz bu ölen kadınla arkadaştı, komşuluk yapıyordu. Bu yaşlı teyzemiz kendi akranlarına benim oğlum bir gün başıma iş getirecek. Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Benim oğlum, ben bu olan yüzünden ya öldürüleceğim ya öleceğim. Allah razı olsun. Şeyler söylemiş. Ben iki tarafı da tanıyorum. Sizin dediğiniz gibi şahitlik Allah rızası için yapılır. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Yerine getiriyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Ondan sonra çok değişik senaryolar var. Mesela bir tane daha amca aldım arabama. Bana şunu söyledi. Bu teyzemiz öldüğü gün, yani pardon, kaybolduğu gün, cesetin bulunduğu gün değil, kaybolduğu gün o köye bir tane araba geliyor. Bu arkadaştan para transfer etmek için. Ve çok değişik dedikodular var yani. Bu abinin, teyzemizin oğlunun özel yaşantısıyla ilgili, aile yaşantısıyla ilgili köyde çok değişik dedikodular. Yani aslında bir şey söyleyeyim, bu dedikodu değil. Yani yandaki cesedin bulunduğu köyle diğer köyde dedikodu dönüyor da bu köydeki yaşayan insanların %99'u bu olaya hakim. Evet. Bu adamdan ve çevresinden korktukları için köyde başka belaya girmesin diye şahitlik etmek istemiyor. Yani buraya kendi ekimizi yollarsanız... Ne dedikodusundan bahsediyorsunuz siz? Efendim? Siz ne dedikodusundan bahsediyorsunuz? Bana mı diyorsunuz? Evet, evet. Yani ben dedikodu değil, bu köyde yaşayan insanların hepsi... Biliyor. Bu olayı biliyor, dedikodu değil. Evet. Yani bu teyzenin bu arkadaş tarafından öldürdüğünü, hatta şunu da söylediler. Ben keşke o günlerde... bunu konuşanları telefonla kayıt alsaydım. Çok hayıflanıyorum şu an kaydetmediğime. Köylüler diyor ki bahsi geçenden daha yüksek miktarda kadının altınları ve parası olduğunu söylüyor. Evet, evet.
Ondan sonra bu cesedin de oraya, ben o günleri hatırlıyorum, o günlerde jandarma o köyü abluk altına aldı. Bayağı bir arama çalışmalar oldu. Ve ceset bulunduğunda cesette bütünlük söz konusuydu. Yani ben o yolda çok yaban hayvan gördüm. Yani o cesetin bir yerde saklanıp, evet, daha sonra köydeki arama çalışmaları bittikten sonra oraya atıldığını söylüyorlar. Çünkü ceset bütünlüğü mevcuttu. Evet, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Çok haklısınız. Evet. Peki gelen araba ne? Gelen bir tane araba var dediniz. Gelen arabayla ilgili işte o amcayı, şu an beni mutlaka dinliyordur. Ben o amcayı Çankırı'ya geldiğimizde kucaklama taşı mevkii var. Ben oraya bıraktım. Amcayla ilgili hatırladığım şeyleri söylüyorum. Mutlaka ama beni dinliyordur. Amca ne dedi size arabayla ilgili? Dedi ki bu kadının kaybolduğu gün, hı-hı, bu köye bir, hı-hı, araba geldi. Hı-hı. Evde bazı çağrış oldu. Aynen. Para tahsis etmek için oğlundan, Ankara'dan böyle ne derler, hani mafya var insanlar geldi dediler. Siyah bir araba geldi. O akşam ne oldu? Bu akşam oldu dediler. Yani o gelen araba köye yabancı olan araba Sevim teyzenin, evet, mi evine gidiyor? Bu oğlunun evine gidiyor. Oğlu da oğlunun sıkıntılı olduğunu anne söyleniyor, gidiyor yanına. Orada itiş kakış oluyor. Kadının o itiş kakışta kafasını yere çarpıp düştüğünü, öldüğünü söyledi. Aynen mi? Yani aslında öldürülme niyeti yoktu fakat kavga anında hayatını kaybetti. Evet. Daha sonra da bu ortaya çıkınca jandarma arama yapılırken bir yerde saklandı. Daha sonra da, aynen, 20 gün sonra da başka bir yere atıldığı konuşuluyor. Aynen. Evet evet, aynen öyle oldu. Çünkü ben o Karaday denen cesetin bulunduğu köyle Çatalelma köyünün arasında ben yıllarca gidip geldim. Ben hiçbir tane yürüyen insan görmedim. Yani öyle yürümeyecek bir yol değil yani. Hani yürüyüşe çıkılacak bir yol, evet, değil. Evet, annemin gideceği bir size yer değil orası. Bayağı uzak. Yani bir de o yaştaki bir teyzenin gitmesinin yani gereği yok. Yani valla beyefendi de çok bilgi var. Beyefendiyi bırakmayalım. Hatta sizi de davet ediyorum. Lütfen gelin. Evet, belki de sizi görer. Allah rızası için size anlattıklarını abi, da anlatır. Çok teşekkür ediyorum. Bir telefonum daha var. Ne olursun abi. Emir, onu da alayım. Bir beyefendi daha telefon attığımızda. Buyurun beyefendi. Ne diğer beyefendiyi alalım. Televizyonun sesini kapatması için arkadaşlarımız uyarsa. Ne diyorsun abi? Bak senin haberin var mı annenin böyle düşüp öldün? Yok. Ne olur Allah'ım, ne olursun. Ögün gören de var Müge Hanım. Bizim Erdem Bey, benim anladığım kadarıyla gören de var. Yani belki sizinle, belki sizin yanınıza bir başkası geldi. Herkesin şeyi bu kadının yani durup öldürülmek istenmediği, bu kadının hayatını kaybettiği, herkes böyle söylüyor sizin, evet, yanınızda. Evet. O yüzden varsa böyle bir şey söyleyin, siz sağ, biz selamet. Müge Hanım, biz sen yanlış anlama durmam. Çabayedi bile o yanında gidebilirsen. Ama senin yanında olduğu için. Siz ikiniz de biliyorsunuz. Allah'a emanet. Sen biliyorsun bana, sen biliyorsun. Ben köyde değilim. Sen biliyorsun. Ben bilmiyorum, vallahi bilmiyorum ya. Biliyorum. Müge Hanım, bu da biliyor. Bu yan çantası bunu. Yalan. Kara kutu bu, yan çantası bu. Çocukların bu üstüne yemin ederim. Hayır, ne kadar yemin edersen üzerine yemin ederim. Sus ya, gel kafamı. Evet, biliyorsun. Değil mi? Satı abla. Biliyor. Annemin evinin ardında kim gezdi? Sen geziyordun evinin akşamüstü. Kim idi? Aha, görenler var, bağlanacaklar. Aman sen, ben ne anladım? Ondan yalan, öyle mi? Dur şu telefonu da bir alayım, bir dakika. O yalanlar çıkacak zaten. Beyefendi, günah. Hayır, nasılsınız? İyi günler Müne Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, programınızı izliyordum da. Sağ olun, çok mersi. Şimdi program, bugün haberim oldu. Ergün Bey'i tam bilmem ama çarşıda illa gördüğüm insan. Ama yanındaki eşi Asiye Hanım, Çankırı'da bilmeyen bir insan yoktur. Para karşılığı, birliktelik yaşayan bir insan. Eşi de büyük ihtimal onun üzerinden geçiniyor ve bununla ilgili de Çankırı'da araştırırsanız bir sürü insan çıkar karşımıza. Ergün Bey, var mı böyle bir şey? Eşinizin üzerinden para kazandığınız iddiası var. Vallahi yalan. Kur'an ha, burada Müge Hanım. Var mı böyle bir şey? Vallahi benim yalan ya. Var Müge Hanım, var. Evet. Aynen, hepsi doğru. Şahidiz yani. Hepsi doğru. Bu anamızı şey çıksın, biz her şeyi açacağız Müge Hanım. Hepsi doğru. Vallahi yalan, onda yalan. Yalan değil, doğru. Bir tane değil.
Yani biz mi bağlattık bunları? Evet, biz mi dedik daha bağlattık? Teşekkür ediyorum beyefendi. Bu arada diyor ki ekip arkadaşlarım çok sayıda bu yönde telefon geliyor diye. Ha, biz, senin nereden para kazandın ortaya çıktı. Biz tutmuşuzdur Çankırı'dan. Evet. Biz bağlandırıyoruz Müge Hanım onları. Müge Hanım bak çocukların işin için vallahi yalan. Çocuklarını katma işin için. Ben kaçan vallahi yalan. Tamam. Buran çapsın yalan bak. Siz nereden biliyorsunuz onu? Biliyoruz zaten. Müge Hanım biz biliyoruz ki zaten. Yakaladın değil mi beni? Kimin lan? Sen kendin mi? Bir eşin daha varmış. Neydi adı? Sana ne kız, o benim anam babam. Hayır Asiye'nin. O soru değil, bir sus. O zaman konuşma. Bir şey yazmışsınız ya. Nerede kart? Hasan diye, deli Hasan diye. Ya şunu almasanız hemen arkadaşlar, ne olursunuz ya. Vallahi onu mu sileyim? Çıkacak Allah'ın izniyle bu çıkacak, bu anamın şeyini. Nerede deli Hasan mısın? Deli Hasan isminde bir. Senin deli Hasan diye bir kocan mı vardı? Ben vardı. Ha, ne oldu o? Ben ayrıldım ondan. O da yokmuş ortada. Gebersin, ne yapayım? O da mı yokmuş ortada? Abo. Tamam gebersin de geberdi mi? Keşke geberse. Gebermedi mi daha? Ben ne bileyim nerede? Ben benim çocuklarıma bakmıyorum, ben ne yapayım? Benim bebeğim mi doğuyordu günlük? Ne yapayım? Hayır, bebeğim? O da yokmuş ortada. Gebersin. Hı, onlara sor işte. Sen saçmalamasan kapayalım be. Gebersin diyorsun ya. Allah hakikaten Allah. Ölmüş ya da öldürülmüş olabilir. Bana ne ya? O annesine babamına çok yaptı. Bir dakika. Tabanı ama bu önemli ya. Bir konu olabilir. Allah, onu ortadan kaldırmak ona. İsteyen biri mi vardı? Ben bilmem ama ben onun işim bitti. Ayrıldım. Ben ayrıldım. Ne zamandır görmüyorsun? Ben vallahi ben onu 10 senedir görmüyorum. Vallahi görmüyorum hocam. Benim bebeğim döve döve sakat yapar. O beyefendi tekrar bağlar mısınız? Onunla ilgili bir şey söylüyordu. Ben istese gebersin. Ben o işim olmaz. Bir dakika tekrar bağlayalım mı? Ben onunla ölüsüne de gitmem. Deli Hasan'la ilgili de bir şey, o da yok ortalarda diyor. Vallahi bilmem. Sen Deli Hasan'ı tanıyor musun Ergin'i? Yok. Sizin aranızda nikah var mı? Yok. Onu Hasan'ı tanımıyor ki. He? Onu da olsa tanımaz. Hasan'ı tanımaz. Sen ki. Nasıl tanıştın Asiye ile? Nasıl diyeyim? Telefonda. 14 sene ne oldu? Ben 13 senedir beraber. Doğru. He. Peki bak neler söylüyorlar, hiçbir şey demiyorsun. Vallahi Müge Hanım söyleyen buradayım ben. Kim söylüyor? Bana diyemez. Bana diyemez. Ergun'la ben bir yere gittim, bir yere bunu yapıyor diye. Hayır vallahi yalan bak. Bir bari kulde. Ergun Bey sana bir şey söyleyen yok zaten. Ben de versin. Sen anlamıyor musun konuşanları? Ben anlıyorum. E tamam, öyle okey oynamayı beceriyorsun, oradan kumar mumar bilmem ne barda pavyonda gezerin, aklı uyanık olur. Şimdi burada da hiç salağa da yatmaya gerek yok yani. Evet. Yani bir sen de bir arkana yaslan, şöyle dik bir konuşulanlara gir yani böyle. Şeyde yatma yani. Bağlananın Hasan'dan üstüne. Attın mı beyefendi? Beyefendi. Efendim. Ay tekrar sizi rahatsız ettik ama bu deli Hasan meselesi nedir? Ben... Sen kimsin oraya? Bir saniye. Deli Hasan diye birini tanımıyorum. Kapat şimdi onu. Özür dilerim. Şimdi ben deli Hasan olayını bilmiyorum da o az önceki özür dilerim. Buradan bir ben iş yerimdeyim de bir... Bir müşteri geldi. Bu az önceki bir efendim dediği olaya ben de duydum. Zaten köyde bu hep konuşuluyor. Ben evet, namus olayı diye girmek istemedim. O ben Ayşe. O başka bir şey. Gözümün görmediği şeye şahitlik etmem. O hanımefendinin özel hayatıyla ilgili demek istedim, anlıyorsunuz değil mi? Anladım. Yani siz de mi duydunuz böyle bir olayı? O zaten o bilinen bir şey. Şimdi siz az önce beni sütlüğe çağırdınız ya. Evet. Bunu şöyle yapalım. Benim buraya gelmemin size hiç faydası olmaz. Siz buraya ekibinizi yollayın. Ben onların konaklama ve ulaşım fonlarında yardımlarını sağlayayım. Sağ olun, sağ olun. Yolladım zaten oradalar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman size uğrasınlar. Siz değil o zaman, diğer beyefendi Deli Hasan'dan bahsetmişti. Beyefendi günaydın. Tekrar özür dilerim, rahatsız ettim. Alo. Buyurun. Şimdi Asiye Hanım'ın eski kocası, ayrıldılar mı ettiler mi onu bilmem. Hurdacılıkla geçinen bir kişiydi. Sonrasında hani çadırdan silindi gitti, nerededir, nedir, ne değildir bilmiyoruz. Kayıp bu şahıs. Artı Asiye Hanım, bak şimdi söyleyince kendisi de şey yapacak. Çankırı'da özel bir hastanenin çay bahçesinde anlaşır, buluşur, giderdi. Hayır. Araba, ev, ne olur. Ha, ben öyle hayatta girmem. Yalan söyleme bak. Oluyor dikilip de yalan söyleme. Çoluğundan çocuğundan çıksın. Katırım ben. Şimdi kaç çocuğun var Asiye'cim? İki çocuğum var Müge Hanım. Kim bakıyor peki onlara? Benim çocuğumun bir tane büyük oğlum Şükrü Boyacı. Şaban Özü'nde yurtta. Devlet yurdunda? Evet.
Benim yurda gittim lan, haberim dahi yoktu. Benim Hasan verdi onu yurda. Benim haberim, ben onu araya araya Ankara'da buldum yurtta. Tamam, diğer çocuğun nerede? Diğer çocuğumu da bak, Cenab-ı Allah ister yalan ister neyse dur. Benim çocuğum, küçük çocuğumu da bu büyüttü. Bak yalan yok. Tamam, 13 yıldır beraber... Yok hocam. Ha, yok. Çalışmıyorum diyordu, nasıl büyüttü? Ya bak büyüttü, ben yurda verdim demiş çocuğuma. Hani, durmam, Tokyo'da oturuyordum, yurda verdik çocuğumu. Korkuna. Yurttan çıktı, ben şu an işe girdi. Ama bu koydu işe. İşe bir daha giremedi. Çünkü oğuldan hep kaçtı, gitti. Biz gittik hocalarla beraber konuştuk. Bu yalvardı, ben yalvardım. Tamam, oğlan... yalvarmaya yalvarma da yani parası nereden hani çocuk okula gidecek verdi. Çalışmıyorum diyor. Yani, kahveden götürüyorum, ben yalan söyleyeyim. Bu diyen de yalan söyleyeyim. Ben Asiyeciğim, hayatta çay bahçesine girmem. Bir şey söyleyeceğim, kahveden ne getirecek ya? Ne getirirse? Ne getirecek? Bir de ben hani belediyeden yani yardım alıyorum ben, yalan yok devletten. Yalan yok Müge Hanım. Yardım alıyorum. Asiyeciğim kahvede, sen hiç hayatında kahveye gittin mi? Ben ne işime kahvenin ondan geçmem ben. Ne işime kahveden. Valla ben gittim yani. Bizim okulun orada vardı. Kahveden bizim... işim olmaz. Benim ilk girdiğimde iletişim fakültesi şeylerin üstündeydi. Otomobil tamircilerin üstündeydi. Ben gittim 2-3 sadece pullar çok siyahtı. Benim de her şeye fıs fıslarım ya işte biliyorsun. O zaman da öyleydim ben koronadan önce de. Gidemedim yani. Güzel, çok güzel. Böyle oturuyorsun. Herkes öğle arasında böyle şey oynuyor. Okey oynuyor. Hiç gene para puluna da oynamıyordu vallahi yani. Gittik biz de oynadık 1-2 öğle tatilinde. Sonra annem duyunca kızdı, gidemedim daha. Hiç öyle para pul yani eve götürülecek para yok Asiyeciğim kahveden. Yani ne götürüyoruz? Allah bereket götürüyor. Ben abi... Hayır bir de yani kumar dediğin şey yani oynadın hep sen kazandın olmaz. Ya köy kahvesinden köyde, ne hocam, olur Allah aşkına ya. Çay parası, kahve parası. Yani cebine koyacakları 100 lira 200 lirayı geçmez. Vallahi hocam. Senin oradaki 200 lira 300 lira 500 lira dahi olsa o 500 lirada kalkıp 100 lira buna mı verecekler? Adam kahveci zaten. Masrafını çıkaramıyor. Allah. Kirasını çıkaramıyor. Allah hocam. Kalkıp da buna niye para versin? İşte ablacığım kahveci de işte öyle biz sana Allah söylüyoruz Allah öyle kahvede öyle para yok yani. Allah yok be kardeşim. Hayır, belki mesela çok lüks kahveler vardır adam gidiyordur bir tavlaya 5000 liraya oynuyordur falan ben ona bir şey diyemem ama yani köy kahvesinde 10.000 liraya yedi. O sizin söylediğiniz İstanbul'da bile az bulunur. Yani İstanbul'da bile evet lüks bir takım kumarhaneler var artık o kahve değil. O kumarhane. Sen böyle İstanbul'da lüks kumarhaneler var diyorsan benim kocam şimdi seni ifadeye çağırır. Nereleri oralara diye. Söyleyeceğin yerini o zaman. Tamam. Yani sen onu farzı mahal anlatıyorsun hayır, herhalde. Yani var ama ben senelerdir o çok gençlik günlerimde dolaşıyordum. Böyle yerleri olduğunu duyduk diye. Bekarlık günlerimde bekarlık günlerinden tamam o zaman evet. Şey değildi. Onlar da ama yani yolu yordamı bilen insanım. Ya tamam ben de onu söylüyorum. Köy kahvesinde 10.000 lira yani bana çok ya fazla geldi. Ya 1.000 değil ya. 1.000 lira bile dönmez ya. Ne 10.000'i ya? Bir de 7 el. Yusuf ben yenilir. Ben hayatta zaten 1 lira harcamam öyle işe de. Kim oynadı? Sen mi oynadın? Nerede 10.000, 5.000 yani? Evet. Ne oldu? Bitti mi ki? Evet. Tüh, Müge'ye de bağlanacaktı. Yarın bağlanalım o zaman Müge'ye. Bugün aramızda Azize ve Sevgi Azat var. Anne kız gelirken ihtiyaç sahibi çocuklarımız için 100 tane mont ve 30 tane de şapka bere getirmişler. Hoş geldiniz. Hoş Allah hayrınızı kabul etsin. Mikrofonu çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sağ olun, çok mersi. Ya ben onları yayınlamadım bu senede. Bizim Almanya'dan bir derneğimiz vardı ya. İsmini söyler misin? Hatırlıyor musun? Şefkat Anneleri Derneği. Onlar da çok güzel işte montlar, atkı bere falan da getiren izleyicilerimiz oldu. Onları deprem bölgesinde soğukta olan çocuklarımız için okulda öğretmenlerimizle konuştuk, onlara gönderdik. Çocukların görüntüleri olduğu için bende fotoğraflar var ama yayınlayamadım. Çok güzel oluyor. Bazen buraya gelen çocuklara da veriyorum. Bazen siz de görüyorsunuz. Çok üstleri başları olmuyor çocukların. O yüzden Allah razı olsun. O montlara, botlara her zaman ihtiyacımız var. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ya kapatmadan önce sadece sana şunu sormak istiyorum. Bu Necati Çiçek, annenizin
yolunun önünü ne, yani hangi tarihte, bu ölümden ne kadar önce kesiyor? Benim babam yanımdaydı Müge Hanım, orayı pek hatırlamıyorum ama sen bir sorsana hangi aydaydı? Benim babam yanımdaydı iki sefer ya, aradığında. Ekim gibi falan babamızı getirdiğinizde. Son Ekim. Şey. Ameliyat olduydu çünkü evet, babam yanımdaydı. Ekim yanımızdaydı, annemiz Aralık'ta oldu. Tamam, evet, o zaman Aralık'ın birinden öyle bahsediyoruz bir şey. Evet, yani. Evet, aynen öyleydi. Ya 15 gün ya da bir daha. Sen ne zaman işte gittin bu pavyona? Çok oldu Müge Hanım yani. Annenin ölmeden ne kadar eğit? Bir sene evvel belki. Ama onlar peşini bırakmadı bak babam. Bir daha senedir senden paranı istiyorlar yani. Evet. Benden isteyenler yok mu yani, biz aldık verdik daha orada da hani anne karısına bile diyor. Ama bunu yaptıysa da hani başka bir bilmeyecek bir şeyim kalmadı. Hı? Hani ben öyle bir şey de bilmiyorum. Adam daha hala diyor ki bak aldık verdik diyor. Tamam, güzel söyledin, tamam. Sen annenin onların yolunun önünün kesildiğini bilmiyor musun? Ben sonradan biliyor, duydum. Biliyor. Sordum da. Hı. Hah, benim diyor onunla bir ilakam yok dedi. Ya peki Ergün Bey, alakam yok diyor da niye o zaman? Yok, ya Necati'ye de sordum Müge Hanım. Oğlu, karısı Hündüse'de, oğlu Hüseyin'e de sordum. Kim? Annenin önünü kim kesiyor? Ne dediler? Herhangi bizim dedi, onların bir şeyimiz yoktu. Daha burada, buyurun, arasında sorsunlar. Bir şey yok dedi. Tamam, o zaman niye yapıyorlarmış? Niye kesiyorlarmış? Biz kesmedik dediler. O zaman annenin önünü niye kessinler? Kardeşim, ben anama demiyorum bak. Sen diyorsun ya, sordun mu diye. Evet. Ben de diyorum ki sordum. Ondan sonra bir tane Hündüse'de orada, Hüseyin'de orada, Necati'de orada. Tabii ki demedik diyorlar. Ya bir saniye. İyi de annenin önünü kesmişler ama. Onu duydum diyorum Müge Hanım bak. Ondan sonra bir daha sordum. Daha orada. Ondan sonra dedim Hüseyin bak, bir problem. Ondan sonra bana dedi ki babam, kardeşim dedim, ben babanı neye dolandırmadım dedim. Daha orada. Bizim ikinize sorsunlar. Bunu çok konuşacaklar aşağımıza. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.